geldik en heyecanlı bölümümüze. Final akşamımıza, eleme gecemize efendim. Lütfen benimle konuşurken tonuna dikkat et. Bu saatten sonra yolun açık olsun. Hiçbir şey demiyorum. Senin daha yaşayacağı çok şey var bu evde. Sen insanlarla dalga geçiyorsun. Haddini bil. Ya yeter artık ya! Mehtap'ın avukatı olmuşsun ama bence önce kendi mahkemenden alnının akıyla çıkmasını öğren. Çok sevdiğim bir arkadaşımı yazıyorum. Kardeşim yazıyorum daha doğrusu. Kendin gördün, kısmetse gidiyorsun. Tartışmalar, kalp kırıklıkları ve gözyaşları. Kısmetse olur bir haftayı daha geride bıraktı. Bakalım bu hafta neler yaşar? Murat elinden giydiği yok. Bir şey yapmayacak mısın? Gidene yollar otoban. Sen Murat Bey bundan sonra seviyeli olalım. Ben ruh ikizi aramıyorum, ruh öküzü arıyorum. Benimle ruh öküzü yapabilecek misin? Yok artık. Erdem bana hiçbir zaman sürpriz yapmıyor. O konfetiyi sana patlatmıştı. Ben bir yola biriyle girdiysem sonuna kadar giderim. Sana bunu söylemiştim. Transit benim yolum. Buraya gelme sebebim sensin, tamam mı? Ama ben buraya geldiğimde sen yoktun. Olsaydın zaten Dani demezdim. Şu Murat'ın ismini orada burada yazıp durma artık! Bak! Ne yaptığını zannediyorsun? Sen ayırdın kızım! Nasıl yazacaksın? Ben buradan gidene kadar hiçbir kızı sana ezdirmeyeceğim. Mehtap senden uzaklaşmaya çalışıyor mu? Düşün yakamdan. Adamın asabını bozma bak, yeter ha. Aslan mısın? Sen çok konuşmaya başladın ha. Kalk sen bakayım. Sen kalk bakayım. Kırlı ol, kırlı ol. Ya Allah rızası için niye üstüme geliyorsunuz benim bu kadar? Ben ne yapayım ya? Erdem seninle ilgili soru işaretleri var kafamda. Yaş farkından dolayı Murat'ı istemediklerini söyledi. Benden korkmalı insanlar, korkmalı. Benim bam telime kimse basmamalı yani. Erdem bunu izleyecek ama bunu kabul etmek zorunda. Şu dakikadan sonra seninle zerre işim olmaz yani. Şuradan kapıdan girdim. Bir dakika içinde hem bana hem mesele salladın. Hadi Dani, Allah hayırlısını versin. İnşallah devam eder. Ya etmezse? Ondan onu geçmiş mi olacaksın oğlum? Ayça ile bir yaş farkını hani göz ardı etti. Benimle de edebilecek mi? Bu gider, bu gider, o kalır. Tamam. Zor zamanlar geçirdin. Ama artık bitti yani. Zahir abim bombanın pimini çekti. Mandalı bana bıraktı. Aa, inanamıyorum. Aa. Tankut defteri kapanmıştır. Tankut'la evde merhaba merhaba. Bir arkadaşız. Evet, geldik en heyecanlı bölümümüze. Final akşamımıza, eleme gecemize efendim. Şu 1, 2, 3 kuyruk acısı olan arkadaşlar artık bir sussunlar. Sen erkeklik gururu nedir bilir misin? Sen bana dedin ya yeni bir damat adayı gelebilirse tanıyabilirsin. Al buyur, 7 damat adayı da geldi ve şu an tanıyorum. Uçak arkadaşımızın annesi geldiği zaman onun hal ve hareketleri beni çok etkiledi.
Ben aşka inanırım. Gerçek aşka ama. Bence hala çelişkidesin. Beni samimiyetine inandırman lazım. Çok sevdiğim bir arkadaşımı yazıyorum. Kardeşim yazıyorum daha doğrusu. Kendin gördün, kısmetse gidiyorsun. 10 bin liralık çek sahibini buluyor. Ve bu adayımız kendi evini de koruma altına alıyor. Çek bu hafta. Evet, geldik en heyecanlı bölümümüze. Final akşamımıza, eleme gecemize efendim. İşte gördüğünüz 14 tane gelin ve damat adayımızdan bir tanesi maalesef bu akşam eve veda edecek. Ümitlerine, hayallerine, belki de aşkına veda edecek. Biliyorsunuz dün sizin oylarınızla iki isim koruma kazanmıştı. Bunlar kimdi, hemen hatırlayalım. Gelin adaylarımızdan sevgili Melis, tekrar tebrikler. İlk halk oyuyla, değil mi, koruma altına alınmandı. Ve damat adaylarımızdan Eser, neredesin? Eser'cim, senin kaçıncı oldu halk oylarıyla korunman? İki. İkinci oldu. Bakalım 10 bin lira bu hafta sana gelecek mi? Ve evini koruma altına alabilecek misin? Çünkü biliyorsunuz sizlerin oyları belirliyor. Eğer Melis'e giderse gelin adaylarından seçilen isim elenmeyecek. Eser'e giderse SMS oylarının fazlası, damat adaylarının evi korunmuş olacak. Bunu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz efendim. Neler bekliyor bizi bu akşam? Neler yaşadık koca bir hafta boyunca? Zaman hızlı geçiyor ama çok şey de yaşanıyor, değil mi? Çok denge değişiyor. Hatırlayalım bu hafta neler yaşadık. Mesela Tankut bu haftanın öne çıkan isimlerindendi. Gürkan'ın gelişiyle çünkü bir dengeler değişti. Dani konusunda hani tartışmalar yaşandı. Tankut dışarıda kalmak istese de kaldı, kalamadı. Neyse, isterseniz bir görüntümüzü izleyelim. Onun üzerine Allah ne verdiyse konuşalım. Dani ile o işi yapmayacaksın o zaman. Yalnız yapacaksın. Dani yanlış adam. Sen ne yapayım? Ben ne yapayım? Tamam, sana yalnız. Dani ile yapma o işleri. Senle bir Dani'nin, Dani'nin ağzına ekmek olacak hiçbir şey verme benim hakkımda. Bebeğim. Çünkü onun ne olduğunu ben çok iyi anladım. Gördüm yani. Sen beni kırıyorsun. Ben, bak, sana ben Amerika'da buna ne diyor biliyor musun? Step stool deniyor. Step stool ne demek biliyor musun İngilizce'de? Ayakta bu küçük böyle ayağını basıp yukarıdan raftan bir şey almana yarayan bir alet. Alet değil de işte bir eşya. Step stool. Ona bastı, tak. Şimdi Gürkan'a da bastı. Bak gör. Gideceği yer belli zaten nerede olduğu. Sen beni. Ben. O yüzden onunla ilgili beni, bir şey yapma bana. Sen beni. Dön, bir masaj yapayım, rahatla. Ya dur, masajla falan beni şimdi rahatla. Böyle... Sen beni daha demin bile git. Bak, daha demin bile üzüyorsun beni. Üzmelerine devam ediyorsun bak. Tamam, erkeklere ha, böyle yapılır. Bak, kızlar öğretti bana. Kısasa kısastı. Kızlar öğretti demin bana. Sen onların öğrettiklerini hiç şey yapma. Kısasa kısastı. Ben, tamam, böyleymiş, erkekleri bu etkiliyormuş. Seni bak, senin arkadaşlığını, dostluğunu kaybetmek istemiyorum. Ben de bak, gerçekten senin gibi konuşmaya başladım bak. Gel buraya, gel. Gel. Bu çok güzel bir sahne. Anladığım kadarıyla bir hafta boyunca birbirinizi karşılıklı ekranlardan yediniz duyguyla. Ve dün, yanılmıyorsam, evet, değil mi bu? Evet. Barış sağlandı, barıştınız. Evet. Barıştık. Çok güzel. Çünkü hani bayağı kırıcı olmaya başlamıştı artık karşılıklı ekranlardan kavgalarınız. Evet. Gerçi Tankut hani kırıldığını dile getirmiş, özrünü dilemişti. Hani şu film çevirme olayı vardı ya, duyguya, evet, verilen özel dersler vardı, evet, bu evde. Nezaket, zarafet. Evet. İşte ama bunu verenin Dani olması biraz tabii kinayeliydi. Sen şimdi burada Dani'nin seni basamak olarak kullandığını, şimdi Gürkan'ı kullanmak üzere olduğunu mu söylüyorsun Duygu? Evet. Söylüyordum. Zaten öyle olduğunu gördük. Peki Dani, sen ne diyeceksin? Tankut'cum, o dediğin harekete smaç deniliyor canım. Smaç yapmayı evet seviyorum, böyle atlıyorum falan ama işte önemli olan pota yani. O yüzden. Yok, sen anlamamışsın benim dediğimi. Yok, o step diyor yani, basamak olarak step kullandı diyor. Step stool, basamak olarak. İşte zıplıyorsun ya böyle, potaya atıyormuşum ya ben. Anladın mı? Kullanıyormuşum ya zıplayarak. Raftan almak. Yok, raftan almak için bir şey diyorum. Böyle kullanılan eşya var, öyle step stool deniyor. Yani basamak, böyle küçük, küçük merdiven diyelim. Ayrıca şöyle katlanıyor falan, oturak da oluyor. Zamanında yapsaydın böyle o zaman canım hamleni, anladın mı? Yine benim üstüme kaldı. Peki seni kullanmaya devam edemez miydi? Atıyorum Dani kullanıyor, bir ilişkiyi kullanıyor bu evde. Seni kullanmaya niye devam etmedi? Benim herhalde tarihim geldi, son kullanma tarihim geldi. O yüzden yerine yeni bir tane, yeni bir tane aday açmadım yani. Yani atıyorum buna duygu olarak bakma. Hoşlanıyor, hoşlanmıyor diyelim.
hakikaten evde bir ilişkim olsun, aşkım olsun, evde kalayım diye uğraşıyor diyelim. O yüzden seni seçti diyelim. Evet. Niye vazgeçti ki? Yakışıklısın, popülersin. Işte. Niye vazgeçsin senden? Sıkılmış olabilir. Baktı. Hayır, hiç alakası yok Seda Hanım. Benden gelecek bir şey yok. Şöyle ki ben zaten Tankut'u buraya gelirken onu özellikle tanımak istiyorum diye geldim. Bunun sebebi ya de şu, şu zamana kadar kendisi hep bende istikrarlı olduğu için ben de onu tanımak istedim. Çünkü beni isteyen bir adam var ve başka bir aday da olmadığı için benimle ilgilenen o zaman ben de onu tanımak istedim. Baktık ki elektriklerimiz uymadı. Birbirimizle alakalı o şeyi tam anlamıyla yakalayamadık. Bir tek beni geçen hafta Cuma şu el ele şurada oturuyor olmanız. Beni ve bütün arkadaşlarınızı o bir şüpheye düşürdü. Ya final günden bir gün önce el ele şurada kuzu kuzu oturan bir çift bir gün sonra nasıl dağılır? Bu kısım soru işareti yarattı. İşte o zaman bile yine devam eder kendisi. İğneleyici sözlere işte bizim ilişkimiz yok falan filan. Yok, bu tarz şeyler söylediği için ve ben bundan rahatsız oldum ona defalarca söyledim. Söyledin için. Mi? Tabii ki söyledim. Dedim Tankut böyle konuşma ve bunun daha ötesi de var. Ya bunun adını koy. Biz bu yola çıktık mı? Çünkü ben bak orada Tankut'un da hatırlıyorum. Evet biz bir ilişkide değiliz. İstediğinde Dani tanır diye. Bana da birkaç kere kendisi bunu tekrarladın hatırlıyorum. Sen Tankut'a ya öyle ya böyle kardeşim dedin mi? Yok. Ben söylemedim ama hareketlerimle belli ettim. İşte yani senin hareketlerinden anlamayabilir. Erkek bunlar. Erkek bunlar diyorum çocuklar kusura bakmayın ama. Hani erkeklere ima, ihsas falan bazen işe yaramayabiliyor. Açık olmak gerekiyor. Yanılıyor muyum? Al ya da bırak. Demek gerekmiyor mu bazen? Ya şöyle bir şey var. Sonuç itibariyle bir insandan etkilenirsin, tanımak istersin ve anlamazsın olmayacağını bitirirsin. Yani evlilikler bitiyor, nişanlar bitiyor. Hani biz kendisiyle zaten tanışma aşamasındaydık. Olmadı. Ama bir nedenden dolayı bitiyor genelde bir ya, şeyler. Ya o elektriği tutamadık. Karşılıklı istenmemesi gereken şeyler vardı belki de ki. Yani sana sahip çıkılmaması mı? Beni samimiyetsiz bulduğunu söylüyordu zaten. Efendim? Bana karşı hislerinde çok emin olmadığını söylemiştin çoğu zaman hatırlıyorsan. Evet. Ve üstüne basa basa başka bir adayı da tanıyabilirsin kelimesini sen kendin kullandın. Ben hiçbir zaman sana kullanmadım. Hiç düşündün mü? Ya ben bu kıza bu 3 hafta boyunca. Evet bizim bir ilişkimiz var biz yola çıktık. Senle de kararlıyım deseydim ne olurdu diye. Aynı şey. Bir şey değişmezdi ki. Çünkü karşı tarafta bir duygu yok, bir his yok, hiçbir şey yok. Olmayan bir şey zorla olmaz. Zaten gördük ne olduğunu. Yani sonuçta eve geldiğinde zaten benden başka bu eve girme durumu olmayacaktı ki demeyeyim. Ya kime ne gelecekti? Alakası var ya? Sanki herkes geri geldiği zaman ne için gelecekti ki buraya? Seda Hanım hayır ben izledim. Mi gelecekti? Bazıları... Emre'ye mi gelecekti? Gelebilirdi. Erdem'e mi gelecekti? Eser zaten yoktu. Murat'a mı gelecekti? Zaten ben bunu söyledim ama sana Tankut. Tamam, en son buradan giderken seni koruma altına almamın sebebi burada benimle ilgilenen adaylar benim için değerlidir dedim. Benimle ilgilenen bir tek aday vardı, o da sendin. Çok akıllı bir insansın, o yüzden senin sana saygı duyuyorum o konuda. Yani teşekkür ederim. Ben Mehtap'a soracağım. Çok iyi, yani burada demiri attı gelmeden, oltayı attı. Oltanın ucuna bir tane şaman direği de bıraktı. Ya böyle lütfen herkesin bu tarz aklında yakıştırmalar ama senle de yürütmemesi için bir sebep yoktu diye düşünüyorum ben kafamdan ama Mehtap yine bir falcılık yapmıştı bir final günü. Gerçek bir şey olsaydı bugün böyle olmazdı. Ve demişti ki bu patlar bu iş demişti değil mi? Hatırlıyor musun? Evet söylemiştim. Neye dayanarak? Ben merak ediyorum. Dani tıpkı Emre ile Ayça'yı bir gün öncesinden tahmin ettiği gibi Mehtap'ın da böyle bir yorumu oldu. Neye dayanarak Mehtap? Çünkü Dani'nin hiçbir zaman samimi yaklaştığını düşünmüyordum. Ki Gürkan gelmeseydi Tankut'la zaten devam edeceğini de söyledi. Bir şey hissetmediği halde insanlarla böyle konuşuyor, tanışıyor, basamak olarak kullanıyor. Yoluna devam ediyor. Onun amacı birincilik. Birinciliği de aşk yoluyla mı elde edersin? Aşk yolu gibi gösteriyor. Fakat buraya ilk geldiğinde şunu da söyledi. Ben aşka inanmıyorum. Bana inandıracak biri gelmesi lazım diye de basa basa söylemişti. Ama evet. Doğrudur ya. Yani ama hiç hissetmediğim bir insanla 3 hafta geçirmek demek. Bir şey olmasını beklemediğim bir insanla 3 hafta. Gürkan da gelmese. El ele yani. Gürkan yani da gelmese geçiyorum. Devam ederdi. Ya sen bir karışmasana sana ne oluyor konuşurum. Ya? Karışırım. Konuşurum. Sen haddini bil ya. İstediğimi konuşabilirim yani burada. Herkese açık bir alan. İstediğimi söyleyebilirim. İnsanların kullanıyor bence. Hepsi bu. Sen Murat'a hiçbir şey hissetmediğin halde niye kaç haftadır onunla birlikte? Ben el ele oturmadım. Ben hissetmeye çalışıyorum. Sana demiyorum ben el ele oturmadım diyorsun. Pardon. Pardon da el ele tutunca bir şey mi oluyor? Ay, elektrik alamadım diyorsun. Bir dakika, üçüncü hafta el ele. Şey en son gün el ele oturuyorsun. Yani, elektrik alamadığın insanlar nasıl el ele oturursun arkadaşım? Hiç de kabul etmiş oldu. Fark ettiniz mi Seda? Hayır bir cümle benim dikkatimi çekti. Ben hissetmeye çalışıyorum. Evet. Bak yani tanımaya çalışıyorum başka bir şey. Hissetmeye çalışıyorum başka bir şey. Çünkü bir şeyi hissetmek çalışarak olunmaz. Aynen. Tanımaya hayır. Çalışarak olunur. Seda Hanım siz bir cümle
Ya kendini zorluyor musun miyim? Bir şey hayır hayır zorlama değil. Size sizin de en başta dediğiniz gibi ismini koyup altını doldurmak dediğiniz şeyi yapmaya çalışıyorum. İsmini koyduk hani kimse karışmasın çünkü burada bunlar karıştığı için altını doldurmaya çalışıyorum. Hani romantizmle, aşkla nereye gider? Emekle. Emekle tabii ki sonu evliliğe varacak böylece kısmetse. Doldurmaya çalışıyorum. Peki bir sana ne kadar oldu? Kaç hafta oldu sizin şimdi? 3 hafta sizin de oldu evet, galiba. Evet 3 oldu. Peki bu 3 hafta boyunca başladığın noktadan geldiğin nokta arasında hislerinde bir artış var mı? Var. Heh bu önemli. Kıskanıyorum. Ay güldürme beni ya. Kıskanmak için de çabalıyor. Güldürme beni. O zaman bir görüntümüz daha var onu izleyelim. Tam da bu kıvamlandırsın bu tartışmayı. Hep beraber durup bakalım. Dururken kimseye kıskanmaz. Beni. Show time. Yani arkadaşlar saçma sapan bir şekilde sürekli Murat'ı yazıp duracağınıza mantıklı kişileri yazın da ayrıca mantıklı biri gitsin. Ayrıca sen çok Murat için üzülüyor musun? Bence Murat gitse senin için daha iyi olur yani. En azından duygu karmaşıklığı ortadan çıkar. Daniel ya çıkar. Sen kalpsizsin biliyorum ama gene de söyleyeceğim. Ya ben niye kızım kalpsiz için, olayım arkadaşım? Bak şimdi ben şunu özledim sana bu konuyu açıklayayım. Ben anne baba ve çocuk olan bir evde yaşamak istiyorum. Artık 30 yaşındayım. Ya konuyu niye saptırıyorsun? Bak ben diyorsun ya Murat'a duygusal bir şey düşünmüyorsun diye. Ben evet. Duygusal düşünmesem de mantıksal yaklaşıyorum. Ben zaten aşk evliliği bir kere yaptım. Mantık nereye kadar? İkinciye gidiyor? Mantık evliliği yapmak gitmez istediğim mantık, için mantık, Murat da kızımla ve benle aynı evde olabileceği için düşünüyorum. Murat'cığım sen mantık evliliğini kabul edebilir misin? Ömrüm boyunca bunu kabul etmedim. Hatta Dani'yi de yazarken bunu söylemiştim. Mantığınla hareket ediyorsun. Burada duygular önemlidir. Çünkü bir şeyler hissetmen gerekir. Ama ben Mehtap'ın sadece mantığıyla hareket ettiğini düşünmüyorum. Ben ondan aldığım elektrik ve o sözler, davranışlar duygularının da içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hele dün öğleden sonra yaptığı. Yani göreceğiz o da az var. Sonra. Evet. Yani. Yani evet. Sen diyorsun ki evet mantıkla başladı. Adımını evet. Mantıkla attı. Evet. Ama kendi de itiraf etti. 3 haftadır bunun altı doluyor diyorsun. Evet. Erdem? Az önce his diyordu şimdi mantık. Yani Murat abi şu anda kendisini sadece avutuyor. Ama bence kendisini avutmaya devam etmesin. Çünkü ileride çok üzülecek. Mehtap hala mantığıyla yaklaşıyor Murat abiye. Mehtap kesinlikle hiçbir şey hissetmiyor. Bu daha bir iki gün öncesinin görüntüleri. Yani kıskanıyorum sonunda demesi pişman olmayacak. Sadece sen şimdi şov. Mantığımla gidiyorum. Sonunda pişman bak, şimdi olmamak şimdi mantığımla için gidiyorum sonuna diyor. Sonuna kadar yani mantığımla gideceğim. Ne kadar gideceğim. Çelişkili bir insan olduğunu İçini ben söylüyorum. Aşk kendisi olacak. De gösteriyor. Senin gibi aşığım değilim demiyorum en azından. Sus be. Ya da bütün gün Emre bir kere Erdem şey dediğini duymadım. Ya bak, ben akşama kadar Murat diyorum. Canım, aramızdaki fark ne biliyor musun? Sen şov yapıyorsun anladın mı? Sen Erdem bir kere dedin. Ben sürekli Erdem dememe gerek yok. Evet, Erdem'le beni herkes görüyor zaten İnsan anladın mı? İnsan sevdiği insanı zikreder. Siz sevdiğiniz ya insanı canım, bir kere olsun zikretmiyor. Ya canım ben sürekli Erdem, Erdem deli gibi Erdem mi diyeceğim deli her dakika gibi, evde ya? Deli gibi morim 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 diyorsun. Şimdi Melis'in de Murat Bey'le ilgili düşünceleri vardı. Değil mi? Tabii canım. Murat'ın bir şeye sahip olmak istediğiyle ilgili, bir amacı olduğuyla ilgili. Yoksa Mehtap'ın kahrı çekilmez mi sana göre? Çekilmez. Bir sebepten dolayı mı çekiyor? Kesinlikle. O zaman Melis, Murat Bey hakkında efendim ne düşünmüş onu da izleyelim. Ya Murat zaten gerçekten de onu korumuyor. Neden biliyor musun? Çünkü olacak Murat'ın... Hayır, oy şeyi var. Anladınız mı? Oy korkusu var, dehşet. Tabii. Şuna niye düşünmüyorsunuz? Murat oya böyle ve birinciliğe oynamıyorsa benim de başka bir şeyim yok. Her yaptığı kötülüğü onaylarsa gözden düşer ki. Nurçin neden Mehtap bir haftadır ayrılmak istiyordu? Nasıl sezdiniz bunu? Şimdi zaten hareketlerinden, konuşmalarından belli oluyordu Mehtap'ın. Bir de şurada biz sabahları üşüdüğümüz için şömine başı muhabbetleriniz başı var. Dedikoduları yapıyoruz. Mehtap kendi kendine hiç kimse ona bir şey demeden ve kız arkadaşlarım da şahitler buna. Ben Murat'la kendimi izledim ve bir karar verdim. Ben onun yanında çok küçük gösteriyorum. Ondan sonra aramızda 15 yaş var. Çok değil mi sizce? Bunu keşke izlesek. Yani bunu biz şaşırdık hatta defalarca konuştuk bunu aramızda. 15 yaş olduğunu yeni mi anlamış aralarında bana diye. Bana sen çok haklısın falan dedi hatta. Evet.
defaatle söyledim. İlk sen çok haklıymışsın dedi. Ne konuda? Hani Murat'la ben olamazmışım. Hani durup dururken ne oldu ki öyle dedi? Kendi kendine. Kendimi izledim dedi. Bir arkadaşımla dedi kafeye gelmiş. Gittim dedi. O kafede dedi Murat'la kendimi kırmızı odada izledim dedi. Evet dedi Murat'la dedi hiç yakışmıyorum dedi ondan sonra. Ben dedim ki ben sana söylemiştim Mehtap dedim. Sen beni dinlememiştin dedim. Sen benim arkadaşım olduğun için dedim. Ben dedim seni uyardım dedim. Ben seni seviyorum dedim. Hani seninle bir sıkıntım yok dedim. Vallahi ben çok yakıştırıyorum bilmiyorum. Yani en azından ondan görüntü sonra, olarak karakterleri bilmem de. Ondan sonra yani Mehtap açık açık söyledi. Murat abi de kusura bakmasın. Bence Murat abi gayet yakışıklı ve karizmatik bir adam. Vay ama be. Yani Mehtap'la yakışmıyorlar gerçekten yani, de. Murat bugün piyasaya çıksa 25 yaşında dul olmayan bekar kız da bulur kardeşim. Buraya da kalın basarım. Ben de bunları zaten Mehtap'ın ağzından laf almak için söylemiştim. Mehtap da tuzağıma düştü. Yapacak bir şey yok. Ha, cinlik yaptım evet. Diyorsun. Sen ne diyordun Cansel? Ben de aynı şekilde. Bunları ufak ufak kafamıza soktu, hareketleriyle belli etti. Ayrıca bizi inandırmak için onun öncesinde işte kıskançlık şovları yapıyordu. Mesela o tabak kırma olayında bile ilk önce kafasında matematik yapıyor. Bir tabak sol elinde, bir tabak sağ elinde. İkisini böyle matematik düşünüyor, üst üste yapıyorum. Kalıyor, şey koyuyor, ondan sonra atıyor. Vay be. Sadece şov yapıyor, hiç inandırıcı değil. Vay sevgisi de Gürkan şovları. Muhabbeti nereden çıktı peki? Yüz ifadesi geldi. Bak işte, eve girişi. Ben bir şey fark ettim bir gün. Kendisi çok dikkatli ya şimdi selamlaşma konusunda vesaire. Ben ince detayları yakalarım. İşte damatlar geliyor bizim evimize. Herkes de işte tokalaşıyor falan. Biz Gürkan'la hemen oturduk tabii koltukta muhabbet ediyoruz. Sonra kendisi geldi ve dedi ki aa dedi muhabbet dedi biraz uzun sürüyor dedi tokalaşırken. Kusura bakma seni unutmadım. Merhaba hoş geldin falan yaptı. Hani sonuncusu çok mantıksız oluyor yani. Zaten artık selamlaşma bitmiş niye gelip selam veriyorsun ki ekstra. Sen Gürkan'la o zaman devamsın. Tabii konuşuyorduk, muhabbet ediyorduk ki ben şunu da düşünüyorum. Buraya Mehtap'ın kuzeni geldi ve dedi ki Murat değil de biz Dangut'u seviyoruz dedi. Ama hani yaş farkından bahsetti. Şimdi aynı yaşta Murat lan. Kaç yaşında, Dangut kaç yaşında? Aralarında 2 veya 3 yaş var. Hani bunun ben neresinde normal olduğunu düşünemiyorum. Çok büyük bir çelişki. Orada bence bunu Mehtap söyletti. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Burada aklımıza sokmak istedim. Yok şöyle bir şey geçti aramızda. Onu bir düzeltim ondan sonra devam etsen. Yaş olarak aynı şeyi ben söyledim kendisine. Dedi ki bu benim fikrim. Aile dedi sadece yaşı problem ediyor. Ben etmiyorum dedi. Ne, yani 3 yaş çok farklı bir problem haline geliyor. Ben anlamadım. Hayır, hayır. Ailesi Tankut'u önermiyor. Kendisi öneriyor. Dedim ki o zaman niye yaş farkı ikimizin arasında çok yok dedim. O da dedi ki bu benim fikrim dedi. Benim için yaş önemli değil dedi. Yani burada bir şey olmasın, yanlış anlaşılma olmasın ya diye düzeltiyor. Ya 45, 43 ne fark aldın ediyor? Ben lafını. Bunu anlamıyorum ki. Yani aldım burada Mehtap ve sen varsın. Neden Tankut söyleniyor? Seda Hanım yani, üstünden çok bahsedildi benim. Şunu sormak istiyorum. Tamam. Şunu sormak istiyorum. Gelinler evinde her hafta buna benzer olaylar yaşanıyor. İki hafta evvelinden de zaten benim ismim Dani tarafından etrafındaki cariyelere söyleniyordu ve benim kritiğim yapılıyordu bu konuda. Dani yaptığı zaman bunu ne oluyor? Aa sen işte hissiz adamsın. Evet evet zaten hiç seni beğenmiyordu, istemiyordu oluyor. Mehtap bunu yaptığı zaman aa işte onlar ayrılmaya çalışıyor deniyor. Aslında ikisi de aynı şey. Şimdi ben bunu anlayamıyorum. Bir taraf yapınca onlar haklı, öbür taraf suçlu. Öbür taraf yapınca aynı olay. Aa o suçlu, o ayrılmaya çalışıyor. Yani burada kim kimden ayrılmaya çalışıyor? Nasıl alakası yok? Ben seyrettim. Melis, Melis'le Cansel Dani'nin yanında. Altın oldun, hayır ulan. Ben şimdiye kadar Dani'nin ağzından yuva kurmak istiyorum. Çok duymadım. Ben hiçbirinizin ağzından yuva kurmak istiyorum. Ama çocuklar, o 10 kişi konuşunca izleyici de bir şey anlamıyor. O yüzden. Burada birisi konuşurken Cansel ve Melis Dani'nin yanında ilişkinin kritiğini yapıyorlar. Ne ilişkisiyle bizim aramızdaki. Ve evet işte zaten o öyle, şu şöyle. Yani bu havalar zaten estiriliyor. Aynı şey. Gelinler evinde bunu benzer olaylar sürekli oluyor. Mehtap yaptığı zaman bunu, aa Mehtap'ınki çünkü göz çıkarıyor. O suçlu oluyor ama öbür taraf bunu yaptığı zaman o normal. Çünkü öbür taraf suçlu. Çünkü ben suçluyum yani. Bir konuşabilir miyim? Sen de aynısını yapmıyor musun? Sen bana dedin ya yeni bir damat adayı gelebilirse tanıyabilirsin. Al buyur 7 damat adayı geldi ve şu an tanıyorum. Danicim benim söylediğim her yani şey. Yani seninkinde çok ben, büyük bir çelişki var farkındasın. Hayır ben yaptığım her şeyi özellikle zaten yaptım. Senin bana karşı olan hislerin ne olduğunu görebilmek için. Bayan bayana ve onu çok güzel gördüm. Hemen
Nasıl bu bir özellikle? Efendim? Neden olan yorum yapma ihtiyacı? Bak Duygu bile inanmadı buna. Tabii canım, niye 10 gündür canın yanıyor o zaman? Özellikle yaptıysan niye canın yanıyor? Sürekli ben bir şey söyleyeceğim, hemen eksisini atlayıp koyuyorsun. Duygucuğum, benim canımın yanmamın sebebi benim zaten hislerimin olduğunu ben saklamıyorum. Hani özellikle yapmamıyorum. Olan hisleri bastırdım diyorum. Yani Tankut diyor ki benim tarzım serbest bırakırım. Gitmek istiyorsa gitsin. Bir göreyim bakalım. Var mı gerçek şey? Çözüldüm. Gerçek bir durum var mı? İçeride çocuğa da kötüler. Gürkan'a da yani Dani'yi kötülüyorlar. O zaman öyle mi? Kötü zaten. Ya tam tersine ben Dani'yi savunuyorum. Dani şimdi iyi mi oldu sana? Ben sana Dani'yi savunuyorum. Dani sana iyi oldu. Tatlı görümce. Bırak Allah aşkına. Ben Mehtap konusuna geri dönüyorum. Mehtap'ın az önce Murat'ı suçlamasına geri dönüyorum. Dün öğleden sonraki o olaylı yemeğe geri dönüyorum. Mehtap Murat'ı benim hakkımda konuşturdu diye suçladı. Değil mi? Duygu benim hakkımda konuştu. Murat da dinledi diye suçladı. O yemeğe bakalım bakalım neler konuşulmuş. Önemli böyle bir iki alt çizilecek yer var mı? Mehtap'ın ne zaman Neşe'ye direkt söylediğini gördün? Hep alttan alttan sokaraktan çalışaraktan yapmaz mı? Yok, tam tersine aslında direkt söyler. Gönül işinde pek öyle söylemez. Direkt alttan alttan sokar. Bir şey söyleyeceğim. İki gün önce... çekilmesine gerek yok bu konuda. Canım, bu konularda Mehtap zaten hiçbir şekilde çekilmez ama duygusal konularda, böyle flört konularında biliyorsun ya direkt gider ya da mahveder gider. Tankut bile demedi mi? Kırmızı Oda'da konuştu. Az kalsın dedi Mehtap dedi. Bir gün daha konuşsam Mehtap'la dedi. Beni sevdiğine inanacaktım. Benden hoşlandığına inanacaktım dedi. Hatırlıyor musun o konuşmayı? Öyle bir inandırdı ki kendine dedi. Pazartesi Tankut'u inandırıyor. Sizin çağırdığınız zaman Tankut'u inandırıyor Kırmızı Oda'da. Senden çok hoşlanıyorum. Dani'yi tanı, Duygu'yu tanı. Ben seni bekleyeceğim. Sabırla bekleyeceğim bilmem ne. Pazartesi konuşan kız çarşamba günü Kırmızı Oda'da senin dizlerinin dibine yatıyor. Huzur istiyorum bilmem ne, yatabilir miyim? Birden böyle bir sıcaklık, birden bir samimiyetlik. Ne oluyor? Demek ki insanlara haber vermeden sebep bulup terk edebiliyor. İşte ben böyle konuşturmasına kızıyorum. Ben olayı bildiğim için, olay benim yine adım geçti. Mehtap'la bu konuşma bir evvelki haftada olmuştu. Ben onu çağırdığım zaman Mehtap'a söylemiştim. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen söylememiştin miydin? Mehtap'la bunun karşılığında evet yaptım. Ama zaten artık böyle bir şey de yok demişti bana, ama bitirmişti orada sen yani. Sen o hafta pazartesi. Önceki hafta ben bitirmiştim. Önceki hafta senin çağırmış. Haberin sen haftaları o hafta değil miydi? Hayır. Haftaları şaşırmışsın. Hani senin için ölüyordu bilmem ne, bekleyecekti sabırla. İki hafta geçmiş. Ya tamam, geçti. En fazla bir hafta geçmiştir. Hayır, ikinci hafta. Aradan Duygucuğum. Zaman geçmeden geçti. Ya sen niye inatla hoşlanıyorsun çıkıyorsun? Sana ne kardeşim benim kalbimden? Bir de Murat, sen niye susturmadın? Karşında resmen geçmişsiniz. Ben de karşılıklı. Benim çok güzel böyle beni konuşmuşsunuz. Hayır bak, yemek değil Mehtap muhabbeti ben yani. Ben rahatsız olmuyorum. Aferin, ama tam beklediğim sahiplenmen. Duygu'nun konuşmalarından sonra Murat'ın en son cevabı verdiğini duymadım ama şu cevabını duydum. Mehtap çok nettir, tam tersi. Evet. Evet. Cevabını duydum. Adam zaten oturduğumuzdan beri Mehtap hakkında konuşuyoruz. Mehtap çok nettir yani, dedi. Yani benim ben de olduğumu bilmem. Yani alttan net alttan bir şey karşımdaki yapmıyor. Karşımdaki beni kötülüyor. Direkt yüzüme söylüyor dedim. Söyler karşımdaki... dedim. Bunu anlattım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Lütfen benimle konuşurken tonuna dikkat et. Tamam mı? Olur. Bir şeyleri de sakın bahane etme diye geçen de söyledim. Şimdi de tekrarlıyorum. Ben senin eğer... için ne bahane etmemi istiyorsun? Daha ne yapayım? Bir saniye. Neyi bahane edeyim? Bak beni kesme. Beni kesme. Gözlerini de açma. Şunu açarım. Şunu söyleyeceğim. Sinirliyim. Sinirliysen sakin olmayı bil. Neyine sinirlisin? Neyine sakin olayım? Sakin ol çünkü neyine ben sakin konuşuyorum. Bak sana aynı tarzda cevap vermiyorum. Karşında Tankut'tan hoşlanıyordu program falan şey ya. Müsaade et, dinlemesini bil, ben cevabını vereyim. Pıştı pıştı denilin. Aferin Murat. Sen bir müsaade et, ben cevabını vereyim. Buyurun hala, affedersiniz, bak, özür dilerim, aranıza girdim. Ben şunu buyurun, söyleyeceğim. Buyurun, buyurun. Ben orada gereken şeyleri gerektiği şekilde yaptım. Bunda sıkıntı yok. Bunda da oldukça müsterihim. Belli, çok belli. Ama senin yaptıklarını eğer sen orada bana da kendine de yakıştırıyorsan ben bunun üstüne hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey hissetmediği için tabii bunlar sana absürt hareketler gibi gelecek. Ama az önce ben az şey hissediyorum, hissetmeye çalışıyorum diyordum. Kıskanıyorum dedim. Ya Seda Hanım, yavaş yavaş insan kıskanarak, sahiplenerek gitmez mi? Bir şeylerin altı böyle dolmaz mı? Durup dururken kimi kıskanırsın? Durup dururken kimi sahiplenirsin? Üçüncü hafta mı olmuş? Üçüncü hafta. Yahu sana ne benim tenimden hissettiğimden, ondan bundan? Sana ne? Ne hissettiğimden sana ne? Ben bu modda tartışmak istemiyorum. Ya daha sakin, daha sonrasında tekrardan konuşuruz. Bu saatten sonra yolun açık olsun. Hiçbir şey demiyorum.
O ne demek? Dediğim olaya geldik işte. Buyur konuşabilirsin. Buna işte geldik. İstediğin kadar konuş. Amaç buyurun. Yani. Bunu bahane edip de evet. Murat'ı mı terk edecek? Aynen öyle. Ben ne kazanacak? Ayrılık. Ne kazanacak? İşte, hani ayrılık kazandı. Murat'ı kullanıyordum. Bir öyle bir böylesiniz siz ya. Peki hadi Murat'la ayrıldı, acaba ayrılık kazandı. Sonra ne olacak? Sinirinden ne yapayım? Bunun Mehtap'a faydası ne? Tankut'u tanımaya çalışıyor. Hayır Seda Hanım diyorlar ki evde kalmak için Murat'ı kullanıyorsun Tankut'u diyorlar. Tankut'u tanımaya çalışıyor. Birincilik için Murat'ı kullanıyorsun diyorlar. Ya bu Murat neymiş, bir tek Murat mı var? Biz hala programın içindeyiz. Senin başka ben Murat'la beraberken diyorsunuz hani Murat'ı seviyordun değerliydi. Bir sussana Allah'ım Seda Hanım bak. Bakın bütün gala gecesi hiç konuşmam. Konuşturmuyor beni. Duygu bir saniye. Ya yeter artık ya. Ben şunu merak ediyorum. Mehtap hani Murat'ı kullandı, basamak yaptı, şunu yaptı, evde böyle kalmayacak. Böyle diyorlar. Atıyorum. Şimdi terk edince, eğer bu terk edişse ki ben öyle görmüyorum. Ne kazanacak Mehtap? Aynı şeyi Dani'ye de sormuş. Özgürlüğünü kazanacak. Özgür olması bu evde kalmasını daha mı garantileyecek? Hissetmediği bir adamı artık çekemiyor. Çekemediği için de kurtulmak istiyor. Sen kendinle beni karıştırıyorsun. Yeni adayları yalnız bekleyecek. Ondan sonra yeni aday gelmezse... Ama yeni aday gelir mi gelecek, damat mı gelecek, uyar mı gelecek, uymaz mı gelecek? Seda Hanım, en azından birini Mehtap herkesi mutsuz ederek beslendiği için, yani ruhunu öyle doyuruyor. Dolayısıyla Murat Bey de burada tarafından tek üzülmeyen insandı, onu da yaraladı. Şimdi biraz daha mutlu olur diye düşünüyorum yani. Şimdi geçelim Dani'ye. Dani Gürkan meselesi de bu haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi. Kızların iddiaları da Dani, Gürkan geldi. Elektriği aldı, kendinde garantiye aldı ve Tankut'u bıraktı yönünde. Yanılıyor muyum? İşin aslı özü bu değil mi sizin yorumunuz? Evet. Yok, bence evvelsi vardı onun. Sadece bir kişinin yorumuymuş. Bir kişinin yorumu mu bu kızlar? Ben gördüm, izledim. Daha evvellerini izledim yani. O da önemsiz zaten. Seda Hanım. Aslında erkeklerin Tankut için aldıkları Dani'yi Tankut'u bıraktıktan sonra elemeleri lazım. Yani mantıkta bu var. Çünkü Tankut için çağrılan bir bayan... Tankut yolunda evet, ilerlemiyorsa, bırakıyorsa kesinlikle elenmesi yani lazım. Ben de buradaydım. Yok, yok, Mehtapçı yok. Mehtapçı böyle bir şey yok. Nasıl yok? Yaşanması lazım. Dani'nin de yaşanması gereken şeyler var bu evde daha. Bırak yaşasın. Ne yapacak? O senin basamak, basamak, basamak nereye kadar gidecek? Bırak yaşasın. O zaman şu görüntülere, Dani'nin şu açıklamalarına bir bakalım, konuşalım. Dani'nin daha yaşayacağı çok şey var bu evde. Yani Tankut'un bana karşı hep ilgisini biliyordum. Ama ben Tankut'a bir şey hissettiğimden dolayı onu tanımaya gelmedim. Onun tavırları hoşuma gittiği için onu tanımak istedim. Sana o kadar değer veriyordu ki yani ne zaman o hissederse, ne zaman biz birbirimizi şey yaparsak o zaman bağlarız. Strateji ben uyguladı. Aptal bir bayan değilim ya. Strateji uyguladı. Tamam. Neyin stratejisi? Anlatın neyin? Ben yani belki birincisi... Adını koymadan benim olsun dedi ama tutmadı. İşte ben ona kızdım onda. Tutmazsan uçar. Ben o bana değer veriyor diye onu tanımak istedim. Ve buraya geldim, adam her seferinde bizim bir ilişkimiz yok diye çıkıştı. Erkekler evinde bana Emre de boşta şimdi diyor. Hani bu neyin testi yani? Benim... Ne olursa olsun hani en azından arkadaşça kalabileceğinizi düşünüyordum. Evet ben de öyle düşünüyordum ama kıskançlığından ne yapacağımı şaşırdım. Ne? Cuma günü oturuyoruz burada. Pazar günü hemen uup dönüyor. Neye uğradığımı şaşırdım. Bunu söyledi galada. Bu nedir yani? Bu oop nedir yani? Ha, gördünüz mü gibilerini? Ama yani bir günde, bir günde bitirdin adamı sen. Ama işte yaptı, söylemek var, yani. Söylemek var. Ya ne yapayım? Haftalarca uzatayım mı? Yok hissetmediğim yani, ne bileyim, bir adamı. Dani, Eser'le, Cansel'e böyle döktü içini. Eser, sen de dedin ki biz de Tankut'a bunu söylüyorduk. Ne söylüyordunuz Tankut'a? Ya ben ilk başta dedim ki hani biraz daha hani elinde tutmaya çalışsaydın hani daha... Neydi? What's the word? More persistent. Persistent. Kararlı olsaydı, ısrarlı olsaydı. Aynen. Belki böyle olmazdı ama bakıyorum ki şimdi olacağı varmış yani. O böyle yapsaydı bile. Olur muydu diyorsun? Ya. Yeah. Dani o böyle yapsaydı olur muydu? Daha kararlı ve istikrarlı olurdu. Olsaydı. Ya bir hafta daha farklı atardım. Olurdu. Neden? Çünkü ben şöyle bir insanım. Ben zaten burada hiçbir zaman aşk yaşamadığımı ve beni aşka inandıracak bir kişi aradığımı basa basa söyledim. Şimdi ben karşımdaki adama bakıyorum. Karşımdaki adam hislerini bile söyleyemiyor. Beni samimi bulmuyor. İşte henüz bir elektrik alamadım senden diye kendisi söylüyorken ben şimdi o adama nasıl inanayım, bana inandıracağını bak orada aşka. İstemediğim adam diyorsun. 3 hafta nasıl geçirdin? 3 hafta zaten ben onu tanımak için harcadım. Çok emek sarf ettim gerçekten. İşte onu, o da onu hissettim diyor zaten. Sevdiğimi her zaman söylüyorum. Ya neden alaycı? Bu tavırların neden?
mizah yaptığını mı zannediyorsun? Ama biliyor musun sadece zannediyorsun ama mizah yapmıyorsun. Sen insanlarla dalga geçiyorsun. Haddini bil. Bak canım Danicim. Bakmıyorum sana. Bakma ben genel olarak konuşayım. Öyle ya da böyle hayat tecrübem var. Yani ben her ne kadar yaşımdan fazla konuşmak istemesem de aramızda bir yaş farkı var ve senin o kaçırdığın senelerde o kadar çok şey yaşadım ki sana benzer insanlar da hayatıma da girdi çıktı. Zaten bundan ben dolayı... Ben kimseye benzemem canım, ben Daniela'yım. Peki. Hayır ben konuşmak peki Gürkan, sana da soracağım. Sen şu anda Dani ile bir ilişki içindesin. Dani'nin Tankut konusunda böyle yanlış yorum veya davranış içinde bulunduğunu düşünüyor musun beraber olduğunuz günden beri veya öncesinde? Ya sadece o şaka muhabbetinde biraz alınmıştım ama o da bana mantıklı bir açıklama yaptı. Yani çok fazla uzatmaya gerek yoktu. Onun dışında hiçbir şey şu an beni o aralarındaki diyalog seni rahatsız ediyor mu? Artık etmiyor. Artık yani konuşmaya bile gerek yok yani. Çünkü Dani de artık niyetini belli etti. Tankut'un da artık görüşleri ortada. Artık Dani de yani her şey. Uçak sen ne düşünüyorsun? Ben bir şey düşünmüyorum. Her şey ortada zaten. Konuşmaya bile gerek yok aslında. Ortada olan ne yani senin gözünde? Ortada. 3 hafta boyunca Tankut'u kullanıp ondan sonra yeni biri gelince elektrik alamadığı bir adamla 3 hafta boyunca burada son gün özellikle el ele geçirmiş. Ondan sonra da yeni bir aday gelince gözüne biraz daha hoş görününce ona kaymış. Ben daha bir şey demiyorum yani. Herkes de bunu görüyor. Ben şu açıklamayı yapmak istiyorum. Aynen. Burada da bir konuşma geçti. Evet. Tekrar burada konuştuk. Gürkan gelmeseydi. Sen kurtulma dua et. Tankut'la devam edecektim dedi. Yani o zaman bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derim. Melis'e başını sağladı. Başka bir şey demem yani. Ben bir açıklayayım. Öyle bir şey söylemedi. Melis bir başını sağladı. Bir de Melis söyledi. Biz burada Dani ile konuştuk. Öyle bir şey söylemedi. Öyle bir şey söylemedi. Öyle bir şey söylemedi. Yalan söyledi. Yayınlayın diyorum. Söyledi. Ya bir dakika senin isteğine göre mi yayınlayın? Benim isteğime göre değil işte. Söyledi. Senin isteğine göre mi yayınlayacaksın? İstediklerini söyle ona göre yayınlayın. Bir dakika madem sana inanarak seni dinledik. Aynı şekilde ben Melis'e de güveniyorum. Onu da dinlemek istiyorum. Biz burada konuştuk. Dani hatta dedi ki Gürkan gelmeseydi de dedi. Ben Tankut'la bir yerde zaten biterdi dedi. Ondan sonra çünkü ben bir şey hissetmediğimi anladım dedi. Tam cümle bu olmayabilir ama buna anladım, bu tarzda aşağı bir şeyler yukarı. Yani söyledi. Yeni biri gelmeseydi de birkaç gün evet, içinde sonlanır. Evet Dani biterdi dedi. Bir yerde patlak verecekti dedi. Şu anda arkadaş yalan söylüyor çünkü Gürkan'ın yalan söylemiyorum. Yalan söylemiyorum videoları var. Yanında istiyor ama Gürkan senin hiçbir zaman yanında olmayacak. Yani bir kendine bak bir de Dani'ye bak istersen. Evet ben bakıyorum şu anda kendime ve Dani'ye. Ben aşka inanırım. Gerçek aşka ama. Bence hala çelişkidesin. Beni samimiyetine inandırman lazım. Çok sevdiğim bir arkadaşımı yazıyorum. Kardeşim yazıyorum daha doğrusu. Kendin gördün, kısmetse gidiyorsun. 10 bin liralık çek sahibini buluyor. Ve bu adayımız kendi evini de koruma altına alıyor. Çek bu hafta. Gürkan gelmeseydi ben Tankut'la devam ederdim dediği de var kayıtlarda. Evet. Madem Tankut'tan elektrik almıyordun, birisinden elektrik almayı mı bekliyordun? Onun için geldin. Hayır, bilemezdin. Ben Tankut insanları bilemezdin diye o zaman demek ki Gürkan gelmeseydi devam edecektin Tankut'la. Ben bunu anlarım. Devam edecektim. Ya şöyle bir şey var. Ben şunu insanlara anlatmak hiçbir istiyorum. Hiçbir zaman yalan söylemedim, söylemeyeceğim de. Bunu etkilenmek veya aşık olmak veya sevgi hissetmek. Bunun bir zamanı mı var? Ha ben 3 hafta sonra etkileneceğim. O zaman bitecek. Ben kesin o zaman etkileneceğim. Ben bilemem ki. Mesela Gürkan'ı bir adamla nasıl devam ediyorsun arkadaşım? Ben bunu anlamadım ki. Kendisinde bir ışık hissettim. Bir insanın illa yani görünüşü değil, bir insanın gülüşü seni etkiler. Bir insanın gözleri, bakışları, konuşması, tavrı, hali. Senin 3 hafta boyunca Tankut etkilemedi mi bu şekilde? Bu bir zaman sınırlaması içerisinde olamaz hiçbir zaman. Bunun bir zamanı yok. Ben bilemem ki hislerim ne zaman olacak olmayacak. Bu ne saçmalık ya? 3 hafta geçti tamam zamanı doldu. Sen avukat mısın? Böyle bir şey niye konuşuyorsun? Ben Dani ile konuşuyorum. Sen buraya geldin bir haftada görüşmediğin adam kalmadı maşallah. Ben kimle görüşmediğim adam kalmadı? Hadi alma şu an. Yalan söylüyorsun. Yine aynı anda kor oldu. Ben hiç ışık saymıyorum, hiç gülümsemiyorum. Bak bir haftada görüşmediğin adam kalmadı. Kimler mesela? Kimlerle görüştün? Kimlerle görüştün? Ben sayabilir miyim? Bir dakika tabii. Bir haftada Serhan'la görüştü. Görüşürken o
olmayacağını bilerek görüştüm. Mecburdum dedi çağırmaya. Onu da bil de. Görüşürken açıklamasını yaptı. Kapağın güzel oldu mu? Şimdi dönelim tekrar Gürkan'la Dani'ye. Gürkan'la Dani, bakalım onlarla ilgili bir görüntü daha izleyelim. Onun üzerine de konuşacak bir şeyler var. Çünkü bu haftanın önemli çiftleri, yeni başlayan işleri, en çok tartışılan konuları biliyorsunuz. Bir de bunları tartışalım, bir toparlayalım bakalım. Ve bana net gelen bir insan benim hoşuma gitti yani açıkçası. Şimdiye kadar bana hiç bu şekilde yaklaşan bir erkek olmadı. Anladın mı? Bu da her bayanın hoşuna gider. Ama bu demek değildir ki Gürkan bana çok net oldu ve ben de ona net gideceğim. Gürkan beni tanıyor ama ben Gürkan'ı tanıyorum. Yani bu insanların yakıştırmaları. Birden İnsanlar bu? Bundan rahatsızlık duyarlar ya da duymazlar. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Tamam net bir adam. Hı hı. Ama kıskanç bir adam. Tamam. Şu an bu durumu, olduğunu söylüyorum yani zaten. Şu an bu durumu hazmedemeyip sana çok fazla bir çıkış gösterecektir bence bana kalırsa. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Ama ben o tavırları gösterdiği sürece hata eder. Ben de öyle düşünüyorum. O da kendi bileceği. Umarım çok kendi bileceği. Zorlamaz bu konuda kendini. Ben bu konuda kimseye etki altında bırakmak istemiyorum. Kuzenim gelmiş söylemiş abi adam yorumunu yapmış gitmiş. İşte böyle böyle söyledi dedi. Sen konuşmaya tam başlayacakken Gürkan işte tamam start verildi tarzında bir şey söyledi. Yani burada yönlendirmeler yapıldığı için kafasında ben nasıl bir fikir oluştu bilmiyorum anladım, artık ama. Tamam start verildi. Demek ki bize duyurulmadılar siz aranızda duydunuz. Bilmiyorum artık. Öyle bir şey söyledi. Yani hani döndüm baktım bir şey söylesen söyle. Dedim boş ver dedim ya bir şey demedim. Tamam mı? Hani ne alaka? Desem bu sefer adamla tartışacağız. Tamam mı? Yani, bu aşırı kıskançlık değil ama yani. Öyle, ya, o laf ben duymadım. Yani. İnan ki duymadım. Duysaydım orada söylerdim. O şunun düşüncesine kapıldığı için böyle bir şey söyledi. Ya, biz... Yakıştırılmalar yapılıyor. Tamam mı? O da için işte Dani Emre'ye dönecek düşüncesinde. Evet Gürkan. Kıskandın mı? Kıskanıyorum evet. Maalesef ki benim en kötü huyum duygularımı çok belli etmek. Sahiplenmek. Ben bu duygularımı bastıramıyorum. Ne yapsam, ne etsem bastıramıyorum. Ama tabii ki annemle konuştum bunu. Annem bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi. Daniela'ya herkesin içinde burada da söylemek istiyorum. Artık beni o şekilde görmek istemediğini söyledi. Nasıl? Biraz kıskanç adam rolünde. Yani evet çünkü sen çok fazla belli ettin. Artık bekle biraz. Yani bir karşıdan artık bir şeyler, bir hamle bekle tarzında konuştu. Biraz durgunlaş artık. Sana O yüzden bu akşam durgunsun biraz. Olabilir yani ondan dolayı. Üzmek istemiyorum tabii ki onu. Yani. Emre niye görüşmüştün Dani ile baş başa? Buraya kuzenim geldi hatırlarsanız. Perşembe Senin günü. Senin Dani'yi tanımanı istedim. Giderken Dani ve Burçak'ın ismini vermiş gitmiş sağ olsun. Fakat yani ben ummadığım bir anda gerçekleşti bu. Sonra bir anda bütün damat adayları gelinler evine. Ben de orada tek kaldım. Sonra ilk olarak Dani geldi. Dani ile bizim aramıza geçen konuşma zaten gayet netti. Evet, hani, izledik. Biz onunla bu tip yakıştırmaların yapıldığını zaten biliyorduk. Yapıyorlar sürekli, kızlar gelinler evinde sürekli yapıyorlar. Erkekler evinde işte Murat'ın olsun, diğer arkadaşların olsun bazı yorumları oldu. Hani bunların bilincindeydik. Peki sana göre de Gürkan kıskanç bir erkek mi? Orada Gürkan'a ben oldu. Bunu zaten her zaman söyledim. Yüzüne karşı da söyledim. Orada da söyledim. O hareketlerine devam edersen dedim eğer Dani'yi kaybedersin haberin olsun dedim. Bu Dani bana yöneleceği için değil. Ben sadece onun iyiliği için söyledim bunu. Ürkütürsün yani ilk günden. Evet. Yani aynı şeyi bugün evde de söyledim. Yani dün evde de söyledim. Tankut ya bir kuş düşünün. Tankut böyle tuttu uçtu gitti. Şeyde Gürkan da resmen böyle tutmaya çalışıyor. O da boğacak. Bu sefer öldürecek yani. Hani doğru. Bunun şeyini yaptım ben ifadesiyle konuştum. Birçok hanımefendi kıskanılmayı çok sever. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Karşındaki insanın onu sahiplenmesini ya da kıskanılmasını hoşuna gider. Onun arasında da ince bir sınır var ama sahiplenmek ve rahatsız edici derecede kıskançlık. Ben Dani'nin, şimdi izleyelim şu görüntüleri, onun üzerine konuşalım. Şu görüntülerde kıskançlıktan rahatsızlık duyduğunu tahmin ediyorum. Bir şey soracağım. Ben sen buraya kimi düşünerek geldin? Seni düşünerek. Bu bende kalsın falan. Ben beni düşünseydin evet. Eğer evet ben Dani'yi düşünüyorum diye söylerdim ilk defa. Soruyorsa Dani ısrarla. Benim üzerinden sakın strateji yürütmeye kalkma.
sakın. Strateji yürütmeye çalışmıyorum ben. Benim canımı, bak benim canımı acıtırsan, benim canımı acıtırsan ben de senin canını acıtırım. Ben çok açık bana belirttim belki yükseltme. De. Bak hayatımda belki de 2-3 kişiye böyle bir şey yaptım. Anladın mı? Ben duygularını belli eden bir adamım, sahiplenirim ve bunu gerçekten beni isteyen insan alabilirse alır ve o da beni sahiplenir. İter misin onu bilmiyorum bak, yani. Bak hiç fark etmez şu dakikadan sonra. İstersen bu senin seçimin, senin hayatın. Kribo. Bak Dani. Bir dakika. Ben de konuşabilir miyim? Bir şey konuşabilir miyim? Bundan sonra miyim? Senin duygularına bakacağım. Ya bir şey konuşabilir miyim? Ya nereye gidiyorsun? Gerek yok. Ben bundan sonra... Ne senin, gerek yok ya. İnsanlar yakıştırma yapabilirler, anladın mı? Sen erkekler evinde nasıl start verili diyorsun bana? Bir kere güvenmediğini orada ifade etmek istiyorsun. Bu bir. İkincisi... Koşa koşa gidiyorsun görüşmelere. Ne, ben de gideceğim koşa koşa. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle ya? Bir kendine gel ya. Gördüm ben. Kendine gel. Rahat ol. Tankut falan ya yok ha. Ya kes. Akıllı ol. Kesmesi gereken varsa sensin. Ya gülcükte evet. Ben çok... Çok yani, bir şey söylemem lazım. Kuyruk size. Acısı böyle bir şey. Bir şey yakaladı. Işte. Kuyruk İnsana acısı. Kuyruk acısı olan adam bir şey yakaladı burada. Tabii canım. Söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Kuyruk acısı olan adam bir şey yakaladı burada. Dani aynı şekilde gidiyor Gürkan'a. Diyor ki, şöyle yapman lazımdı, böyle yapman lazımdı derken Emre ile konuşmasında açık kapı bırakıyor. Bunun farkında mısınız? Konuşulanların ama Emre ile dostça konuşuyor. Evet. Hayır, dostça konuşurken Gürkan'la konuşurken kesin bir şey söylemiyor. Aa diyor, işte öyle olursa böyle olursa. Nasıl bunu göremiyorsunuz? Ben mi bir tane ben bir de görüyorum ya? Bunu ama bak oradaki uyarıcılara bak. Saçmalamayı kes artık ya. Ya nasıl Gürkan saçmalamayı geçin? Gürkan sesini yükseltiyor ama orada Dani'ye. Hayır, ben şundan bahsediyorum. Emre ile Dani'nin ilk baştaki konuşmasında her ne kadar dostça bir konuşma olsa da başta Dani Gürkan için kesin bir şeyler zaten söylemiyor. Geri gelip Gürkan'a kesin bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor. Aynı makarayı döndürüyor. Dani hep haklı. Karşı tarafta suç her zaman. Ya yapmayın, ben mi görüyorum bir tek bunu? Peki ya, bu izlediğiniz görüntülerde eğer bir suç varsa kimin? Yakalıyorum ben bunları, bırakın kaçın kuvrasını. Daha birinci haftada bu kadar bağırtı çağırtı normal mi? Bu kadar iletişim problemi normal mi? Bu kadar kıskançlık normal mi? Bak birinci haftada. Dani sen ketumluğunla, soğukkanlılığınla öne çıkmış bir adayken, biz seni Tankut'la falan hiç bu pozisyonlarda görmezken, daha birinci haftada Gürkan'la bu kapışmalarınızı görmemiz normal mi? Bana pek ümit vermedi doğrusu. Evet, şimdi birincisi şunu söylemek istiyorum. Şu 1, 2, 3 kuyruk acısı olan arkadaşlar artık bir sussunlar. Ben erkekler evine gideceğim zaman bütün erkeklerin orada olabileceğini düşünüyorum çünkü... Çok dikkat ederseniz erkekler henüz bu eve gelmemişti. Evet gördüm. Ben öyle zannederekten öyle mutlu bir şekilde çıkıp gidiyorum. Bu bir. İkincisi cevap çok net. Yalan değil. Erkekler henüz buraya gelmemişti. Erkekler evine gittiğimizde 7 erkek vardı. Yalan söyleme, kaçıncayın artık ya. Ya bir de tamam o gün görücü günü. Kaç tane erkek yani oluyor? Aile geliyor ve isim söylüyor. Yani. Her neyse. Ne zaman baş başa görüştük? Emre'nin ailesi burada olduğu da belli. Cevap çok net. Hep baş başa evet, görüştük ilk hafta ya. Sonrasında böyle bir şey yaşıyoruz. Çünkü ikimiz de birbirimizden etkileniyoruz ve ikimiz de bazı şeyleri sorun ediyoruz. Eğer zaten etkilenmediğim bir adam olsaydı ben o kadar yükselmezdim, umursamazdım. Bu kadar da basit. Kesinlikle yani. Ben ilk defa Dani'yi öyle gördüm. Yani bu eve girdi gireli Dani'nin bizimle tartışırken bile ses tonuna çok evet. Dikkat eden. Kaldı ki bir hafta bir erkekle tartıştığı zaman bu demek oluyor ki Dani'nin de kıskançlığını biliyorum gizliden gizli. Önemsediğini gösteriyor. Ya benim için öyle yani. Bu hisleri hiç olmayan Dani bana da sesini çok yükseltiyor. Çünkü Dani köşeye sıkıştığı zaman senle çare olmadığı zaman yukarı çıkıyor. Sen de her boyunca nasıl kendine çeviriyorsun arkadaşım? Şimdi sen şunu yana 10 gözünü yitiriyorsun. Anlamadım ki ben. Ben seni izliyorum. Git kumaşı bir sus artık. Ben Gürkan zaten dışarıdan gördüm. Onu yukarı yükseltiyorsun. Davranışlarına yapacağım bir eleştiri var mı? Kendi davranışlarına. Ya var. 3-4 kere bir aramızda bir diyalog geçmişti. O da zaten çok fazla görüşemiyoruz biliyorsunuz. Bir kutunun içindeyiz. Bir duygu patlaması gibi bir şey oldu orada. Tabii ki hoş değil o. Ama bu ilk değil. Bir de arkadaşım diye üstüne gittiğin var Dani'nin yani. Bu hafta 2 kere oldu benim en azından benim. Ya ben burada sessiz ilişkileri de görüyorum. Görüyoruz yani sonuca neler olduğunu. Ben daha itirazlıyım mı diyorsun? Ben itirazlıyım evet yani. Açıkça öyleyim evet. Yani neyse o. Yani neyse diyorsam o anki o tavrım o. Ama tabii ki hani bu şekilde Dani'ye davranmak hoş değil ama o bir patlamaydı. Yani çok fazla görüşemiyoruz. Her şey iç içe bir anda sıkışıyor. Anladım. Ve bir anda açık oluyor. Yani yoğunuz birbirimize ki öyle bir aksiyon olmuş. Yani pasif bir durum olsaydı belki de hiç kimsenin sesi yükselmeyecekti. Dün ödül kazanan eserimiz nasıl melis bir
Duygu, Murat yaptıysa o da Gürkan ve Burçak yaptı. Hani Eser neyi düşündü artık, ne etti? Hani barışsınlar artık, sataşmasınlar. Çünkü onlar da çok kavga etti bu hafta. Hatta biraz ileriye de götürdüler o kavgayı. Gözyaşları, annenin kırılması hepsi vardı. Bakalım o yemek nasıl geçti? Hak etmeyen, beni hak etmeyen insanlara kendimi ifade etmekten bıktım. Ben oraya geldiğimde benim bir kere anlatma şeyim vardı ve bir kere anlattım kendimi. Ve beni gerçekten anlayabilecek birini dışarıdan ya da içeriden bekledim. Ama çok ani olmuş olabilir ama oldu. Ve bu kız... Bu masayı yemin ediyorum dağıtım. Yeter. Yemin ediyorum bak sana. Gülme. Komik olursun. Ne yapıyorsun? Ah, Mehtap çakması. Mehtap çakması. Bravo. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bana 24 saat önce annesine ve kendine özür dileten bir kadın yaptı ortada. Şimdi ondan bir özür bekliyorum. Benim de bir annem var. Bunu izleyecek. Ben bunun için özür dilemem. Çünkü ben ona orada... Bu da senin işte. O gün... Anladın mı? Bu da senin. O kadın bunu izleyince ne diyecek bana? İndir parmağını. Ben ona o gün 3 kez... Bu muydu diyecek senin talip olduğun kız? Bu muydu diyecek? Efendim? He? Bu muydu diyecek senin talip olduğun kız? Efendim bir daha söyle. Bunun hani sebebin gittin ya oraya, yani yazdın ettin ya dedi. Bu muydu diyecek? Evet, buyurun duyun. Ben orada 3 kere 4 kere dedim ki... Bunu konuşmayalım. Orada başka şeyler konuşalım. Yani bir şey konuşmamıza gerek yok. Yemek yemeye gitmişiz biz oraya. Yemek yiyebilirdik yani. Susabilirdiniz yani ama. Yani susabilirdik. Başka bir şey de yapabilirdik. Sürekli bir şeyler anlatma çabasında olduğu ama, için, kendine açıklama yapma çabasında gördüğü için sürekli açıklama yapıyor. Ama bir şeyler mi kırman lazım? Ben milyon kere söyledim yani bunları duymak istemediğimi söyledim ve üzerine gidildi ve ben 3 kere uyardım 4 kere uyardım dedim ki bak sonunda kötü olacak çünkü ben hatta dedi ki tabağımı canım, atayım hadi kalk git de hadi kalk git oradan da rezil ettin beni rezil yani dost, Seda Hanım dostça çıkılan arkadaşça çıkılan bir yemekte neden her istediğini konuşabilir aklında Dani var. Dani'den de konuşabilir, her istediğini konuşabilir. Hani hiçbir şey hissetmedin. Burçak, 2 dakika önce bana demedin mi? Burçak, 1 dakika. Burçak, bana 2 dakika önce demedin mi? Gürkan'a hiçbir şey hissetmiyorum diye. Hani ailen Dani'yi düşünüyordu. Hani ailen Dani'yi düşünüyordu. Şimdi beni mi düşündü veya sen beni mi düşündün de içeri girdin? Hani o aklında öyle bir aday yok. Yazmadan bahsediyorum. Biraz önce öyle demedin. Hani içeri girdiğin aday bu değildi demişti. Ailen böyle diyecekti. Bir de erkek gözünden bakalım. Sustunuz mu? Şimdi ben Gürkan ve Burçak'la bahçede bir konuşma yaptım. Yapıcı olmalarını söyledim. Eğer ki bu iş Gürkan tarafından zaten istenmiyorsa, Burçak'ın da anlayışlı olmasını, aynı şekilde Gürkan'ın da seviyeli davranmasını ben zaten ikisini de dost olarak gördüğüm için söyledim. Ama şu görüntü Burçak hiç sana yakışmadı ya. Yani... Sen erkeklik gururu nedir bilir misin? Ve ama sen bir kafede... Ama gururu da var ve tamam. Bana... Ama bak şimdi, senin kadınlık gururunu ayaklar altına alacak herhangi bir davranışta bulunmamış. Adamın gönlü Daniela Hanım'daysa nedir yani şimdi senin buradaki tepkin ne olabilir? Zorla güzellik olmaz. Ben orada yanlış anlamışsın şey, Serhan orada. Ben konuşabilir miyim beni Burçak? Bak, ben buradayım. Öyle şeyleri sevmem. Böyledir, Burçak. Böyledir demiyorum ki. Burçak bak yanlış ben başkası gibi değilim. Serhan, yanlış ben konuşurken bölünürse ben rahatsız olurum. Senden rica ediyorum bölme. Yani şimdi ortada şöyle bir şey var Seda Hanım. Biz Gürkan'ın duygularına inandık ve bu ilişkiye destek verdik. Daniela'nın samimiyetine zaten inanmıyoruz. O ayrı bir şey. Ama Gürkan'ın gerçekten... Sen inanmasan da olur zaten. Sen bir daha beni bölme de. Sen zaten bir parçaya bölüneceksin yani. Burada ben Gürkan'ın duygularının samimi olduğunu her zaman savundum. Allah razı olsun. Sağ ol. Karşı tarafın duygularını samimi bulmuyoruz. Bunu arkadaşlarla aramızda da evet konuştuk. Öyle mi beyler? Samimi buluyor musunuz Gürkan'ı? Ben samimi buluyorum çünkü... çok güzel bir örnek verdi. Benim annem babam da dedi. 3 gün içinde dedi. Yıldırım aşkına tutulmuş insanlar dedi. Biz de buna inandık. Ben zaten kıskanç bir erkek görüyorum. Bir erkek sevmezse zaten kıskanmaz ki. Evet.
O da doğru. Ben de şimdi cevap verebilir miyim? Tamam. Sana? Ben sonlandırayım şunu artık. Sen gerçekten uysal birisin. Biz seni öyle tanıdık, öyle gördük. Öyle bir hareket yaptın ki Mehtap'ı da ben bir dost olarak severim ama Mehtap'ın da bu tarz davranışlarını hiç onaylamıyorum. Senin de şu an yapmış olduğun davranış sadece sana yakışmadı. Normalde o gördüğümüz görüntüdeki insan sen değilsin. Yani sadece bunu sana iyi niyetimden söylüyorum, kendini düzelt diye. Ben de sana bir şey söyleyeyim. Buyur. Şu görüntüde sadece işin noktasını yani sonunu görüyorsun, yemeğin sonunu. Yemeğin öncesini görmüyorsun. O yüzden bu şekilde bence yorum yapıyorsun. Yani orada bir kışkırtılma var. Ne? Ve ben yeterince kışkırtıldım orada. Sen var ya, of. Farklı bir konuya geçiyorum. Konu yine Burçak ama Burçak bu sefer Mahir Bey geldi ya. Hani gelinler evini şöyle bir hoplattı geçti ya karizmasıyla. Yani senin kuzenin. Sevgili Aslı teyzenin oğlu. Şimdi Mahir Bey geldiğinde bir Dani'yi, hani az önce gördük konuşmanızı, sana uygun görmüştü. Bir de Burçak'a uygun görmüştü. Bir bakalım mı Burçak'la o hani sana uygun görmesiyle veya senin Burçak'la aranda olabilecek farklılıklarla ilgili yorumlarına bakalım mı Mahir Bey? Olur bakalım. Emre tabii ki Ayça'yla bir yaş farkını hani göz ardı etti. Benimle de edebilecek mi sizce? Ben görüşümü söyledim zaten. Hı hı. Yani bunlar tabii ki sıkıntılı problemler ama gönüller birleştikten sonra hiçbir sıkıntı ortadan kalkmayacak değil ya. Yani. Ne diyorlardı gönüller birleşti. Bence onu sen sorun ediyorsun. Ama sizde bayağı var. Ayça ile 5'ti fakat ben sizde 10 var. Ben zaten bunu söyledim yani. Ben orada da söyledim. Çünkü o ben öyle bir şey olsa Emre ile konuşurdum. Yani peki siz ne konuştunuz? Bir de ona bakalım o yani zaman. Yani ben ona da söyledim. İkinizin ne konuştuğuna bakalım o zaman. Burada bugün böyle bir hani Mahir abimin böyle bir bombayı atıp gitmesi yani hani bomba benim elimde hiç kaldı şu anda. İsimleri. Kimi şey vallahi bilmiyordum. Yemin ediyorum bilmiyordum. Bak şimdi Mahir abim de bizim ailemize benimle aynı zihniyette olan ben bir adam. Ben de benim zaten seninle ilgili olmamasını düşünmemin nedeni aramızdaki yaş şeyiydi. Ben şimdi 33 yaşındayım. Sen 23-24 yaşındasın. İşte. Ve aramızda 10 yaş fark var. Ben dedim ki bu nasıl olabilir yani siz bunu nasıl düşündünüz böyle? O da dedi ki önemli olan o değil. İşte kalp gözüdür gibi bir şey söyledi yani. Eğer o kişiye karşı şey düşünüyorsanız, duygusal bir şeyler hissediyorsanız geri kalan her şey hikayedir diye bir şey söyledi açıkçası. Aynen öyle. Ya bunun bilincindeyim ben zaten farkındayım Mahir abi. Senin için detay bu mu? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Detay bu değil. Ben sana detayı söyleyeyim, dinle beni. Zaten benim bu evde Ayça da benden büyüktü. Ben yaşa başa öyle şeylere takılan bir adam değilim. Bu değildi detay, neydi peki? Sen hiçbir zaman için Burçak'ı aday olarak görmeyi düşündün mü? Çünkü Mahir Bey'i önemsediğini biliyorum. Ben devamında zaten detayı gayet güzel bir şekilde Burçak'a söyledim. Ben bir şeyleri yeni yeni bitirmiş bir adamım. Ve toparlanmaya çalışan bir adamım. Güven kırıklıklarım var. Bunları gayet güzel bir şekilde Burçak'a söyledim. 10 yaş, 5 yaş, 5 yaş tamam Ayça ile aramda az bir yaştı. Fakat 10 yaş daha büyük bir tabii ki fazla. Şunun için fazla. Bir yaş. Şimdi o sen 50, o 60 olsan belki değil. Evet. Sen 45, o 55 olsan belki değil ama hayata başlarken hani onun da mesela şimdi profesyonellik alanın senin yeni başlıyor olman, o dengeler düşünüldüğünde dünyanın sonu değil ama ekstradan bir problem. Yani hani dünyanın sonu değil tabii ki ama Burçak zaten hani bizim Burçak'la bu yönde hiçbir zaman bir iletişimimiz olmadı. Yani o sadece o gün Mahir abimin iki aday şeklinde konuşması ve sonrasındaki zaten bizim görüşmemiz açık net. O gün 12 saatte olmasa devamında ben gerekeni yeterli şekilde Burçak'a da söyleyecektim. Biz zaten konuştuk yani o günde yani açıkladık birbirimize her şeyi. Yani ben onun demek istediklerini zaten anladım. Ben de öyle bir şey düşünmediğim için beni de şaşırttı. Hatta Mahir Bey beni onur etti böyle bir şey söyleyerek de. Ona da kendisine de söyledim yani. Çok güzel. Belki tam yaşını da bilmiyordu Burçak'ın yani. Ya belki de bilmiyordu yani. Tam yaşını yani orada, da bilmiyordu orada, çünkü. Orada da öğrenmiş olabilir. Olabilir. Yani. Son derece hani genç, güzel, bakımlı gözüküyor. Zaten genç, güzel ve bakımlı. Yani 30 yaş da bir şey değil. Hani hepinize şöyle bir baktığınız zaman siz de kalıplı aslan gibi adamlarsınız. Ya yaştan ziyade. Siz de yaşınızdan olgun ve
hani mesela sen 23 değil, hani kalıbınla, duruşunla, olaylara verdiğin tepkiyle, olgunluğunla gerçekten hani adam gibi adam duruyorsun. Herkes de bunu biliyor, paylaşıyor. O yüzden hani çok büyük yaş farkı var gibi durmuyor şu anda. Ama hani hayata yeni başlayıp ömür sonuna kadar düşünülen bir evlilikte belki sorun olabilir. Evet. Şimdi en son evimizin bir çifti var. Bir çifti daha var doğrusu. Melis ve Erdem. Bu hafta hani Melis biraz yakındı şöyle ilgisizlikten falan ama toparlandınız mı? Güzel mi her şey? Her şey yolunda. İyi, çok sevindim. Erdem'in yüzünü de gülerken görüyorum. Ama evdeki bazı arkadaşların senin çok da hani duygusal olduğunu veya hani bu ilgisizlikten yakınırken belki de çok da içten olduğunu düşünmeyebiliyor. Bir bakalım mı hangi arkadaşlarınmış bunlar? Sinirlendim. Çatlayacaklar kıskançlıktan ya, yemin ediyorum. Benim burada olmam bile rahatsız ediyor onları ve bu hoşuma gidiyor. Kıskanıyorlar. Aynen, kıskançlıktan çatlayacaklar ya. Bu nedir? Bizi kıskanması çok doğal. Ya bu nedir ya? Gerçekten hep beraber böyle üşüşüyorlar. O ayrı, o ayrı. Aa, Murat kavga etme diyor sanki diye. Yemin ederim artık şey yapıyorum hani laf sokamıyorum, bilmem ne yapamıyorum. Önceki girdiğimde de Melis bana aynıydı ki. Çünkü kıskanıyor. Ya bir evlada sürekli para vererek yetiştirirsen böyle bir şey çıkar ortaya. Bak, bak. Bir dakika. Vallahi hiçbir yanı yok. Sen kendine bak, bir kere bak, çok önemsiyorsun. Bu bir. Tamam mı? Bir evlada sürekli para vererek yetiştirmek ne demek ya? Sen benim nasıl yetiştiğimi nereden biliyorsun? Ha? Sen benim nasıl yetiştiğimi nereden biliyorsun? Bu ne ya? Bu ne biçim bir hareket? Benim param sana batıyor mu kızım? Benim param sana batıyor mu? Mehtap diye sustun, ilk defa sustun. Bu sefer fena basıldın. Mehtap bravo. Bravo Mehtap. Evet. Yaptıklarının için değil ama sustun için bu. Aşk konusunda şöyle bir şey var. Aferin mi? Buna aferin mi diyorsun? Evet, susması gerekiyor. Bir insanı sadece parayla yetiştirdin ne demek ya? Arkadaşlar haksız olabilir. Savunmuyorum. Sustuğu için. Ama 5-6 kişi birden de yüklenilebilir mi acaba? Doğru mudur? Ya da birisi sana bunu yapsa nasıl hissedersin? Ay Serhan, savunduğun insan kızlar evini karıştırıyor, erkekler evini karıştırıyor, aileye kadar karıştırıyor. Abla, sen de birçok şeyi karıştırıyorsun, ben seni de savunuyorum, lütfen. Yani aile laf ediyor demek. Ben senin aileye laf etsem senin hoşuna kalmadı. Benim aileme laf ediyor. Çocuklar, ben senin ailene etmiş olduğu lafı savunmuyorum arkadaşlar. Benim aileme laf ediyor. Benim ailem beni gayet güzel yetiştirdi arkadaşlar. Siz burada birbirinize bel altı vurduğunuz bütün lafları ortaya çıkartalım mı Melis? Kiminki daha fazla var, kiminki daha fazla eksik ya da çok diye ben tartışmıyorum burada. Hepiniz yapıyorsunuz. Ama kimsenin ailesine, bir dakika, burada kimsenin ailesine laf ettin mi? Herkes açık açık söylesin. Ya Melis bak şimdi. Asla kimsenin ailesine laf etmedim. Melis, senin ailene zaten etmiş olduğu bir laf yok. Hani senin daha böyle zengin, daha böyle bir rahat yetiştiğini söylemeye çalışıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Ve ben burada Mehtap'ın yüzüne bakarak da söylüyorum. Bak, o yapmış olduğu şey yanlış. Da toparlıyoruz zaten yanlış o konuşmayı. Yanlış diyorum bak. Toparlıyor. Neyse, ben susması güzel şu anda en azından. Neden ve şunu susuyor? Çünkü kavga çıksın istemiyoruz biz ve bu olay bu kadar uzasın istemiyoruz. Zengin arkadaşlar olmak güzeldir. Keşke herkesin parası olsa. Keşke herkes evladına istediği şeyleri alabilse, giydirebilse, yedirebilse, gezdirebilse. Ama aşk ve sevgi konusuna gelince, sevdiğin insanın parası varsa ne âlâ, ama para için kimse sevilmez. Çünkü yarın bir gün o paranın nereye gideceği, aynen Allah öyle korusun, hastalık için mi harcanıp malın mülkün satılıp savılacağı veya bir kibritin mi yok edeceği bilinmez. Hiç para için olmaz, kimse sevilmez. Sevdiğinin parası varsa ne güzeldir. Bir de insanların sinerjileri, özellikle kadının kadınlık enerjisi adama destek verirse kazanılmayacak da para yoktur diye düşünüyorum ben. Teşekkürler. İnanın Sedan böyle hepiniz hayatınızın başlangıcında oldu, bitti, aslan gibi adamlarsınız. Sağ olun, Allah razı olsun. Yapamayacağınız da iş yok yani. Sağ olun. Yani bu böyle. Herden bir şey diyecek miydin? Ya orada Metov'un söylediği olay hani Melis'in hafif şımarık olduğundan dolayı belki de şımarıklık iyi insanlarda oluyor. Aile eğer ilgi gösterdiyse, bu kız iyi bir ilgi aldıysa ailesinden şımarır. Ben de öyleydim çünkü daha kardeşim doğmadan önce. Peki evdeki tek şımarık Mehtap mı sence gelinler evinde? Şımarık yok, Mehtap'a ben şımarık olarak demiyorum. Ay özür dilerim, Melis mi? Mehtap'ın çenesi düşük. Melis şımarık değil. Şirinlik anlamında bir şımarıklığı var. Benim yani beni rahatsız eden bir durum yok ortada.
Hani bunun parayla bir alakası yok veya hani para vermekle alakası yok. O ilgidir, para değildir. Ya bir de alışkanlık. Yani bunları biraz görmen gerekiyor. Evet, bir de yalnız Mehtap'la ilgili çenesi düşük diyorsun ama Melis'te de var. Diğerleri yani birini eleştirirken diğerlerinin hepsinde zaten var. Biz bunu defalarca konuştuk evde. Ben yani burada söylemek... muhatabım Mehtap olduğu için onu söylüyorum. Hayır, Mehtap'a çenesi düşük bir... sadece deyince... Mesela geçende de ona takıldım ben. Ondan dolayı uyarmak zorunda hissettim kendimi. Vay be. Sevindin mi Mehtap? Murat Bey seni savundu. Sen yol veriyorsun, bu adam seni savunuyor işte. Bu evet, kadar. Hayır, onun için ya, söylemedim. Savunmak değil. Şunu yanlış anlıyorlar. Bir saniye siz ben var söyleyeceğim. Ya, her şeyi ne kadar çok Mehtap'ın yüzünde güller açtı da onu demliyor. Hayır, ben şunu söyleyeceğim. Bakın. Geçen... Biz... Ne oldu ondan? Hayır, onun için söylemiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bir dakika müsaade edin bana. Geçende de Mehtap'ın bir itirafı var. Ben programı seyretmiyorum diye kendisi söyledi. Seyretse aslında göreceği çok şey var. Ve geçen günü konuştuğumuzda da ben bu programı izleyeceğim bir hafta sonra seninle konuşacağım dedi tekrardan. Bunun peki. İçerisinde var zaten. Ben arkadaşlarımla konuştuğum zaman da söylüyorum. Duydun mu? Haksız yerden vuruyor zaten beni. Mutlu oldu. Bak yüzüne gülücükler açtı. Ben aşka inanırım. Gerçek aşk ama. Bence hala çelişkidesin. Beni samimiyetine inandırman lazım. Çok sevdiğim bir arkadaşımı yazıyorum, kardeşim yazıyorum daha doğrusu. Kendin, gördün, kısmetse gidiyorsun. 10 bin liralık çek sahibini buluyor. Ve bu adayımız kendi evini de koruma altına alıyor. Çek bu hafta. Korumalara geçmeden önce son bir görüntü daha var. Onu da bir tartışalım. Sonra da artık heyecanlananlar başlasın. Biz seninle niye ayrıldık? Bu yüzden mi böyle bir yere girdin? Buraya girdin. Neyim ben? Başkaların sesini yükseltme. Zaten hep böyle yapa yapa beni kaybettin. Ben kime baktıysam her birinde ufacık bir parça da olsa bir sen aradım zaten. Niye beni anlamıyorsun? Niye beni daha fazla zor duruma sokuyorsun şu an? Niye arkasında durmuyorsun? Sen adın gibi biliyordun beni kimsede bulamayacağını. Niye o zaman geldin buraya? Bu yaptığın hata üstüne hatanın karşısında boynuna sarılmamı mı bekliyorsun sen? Fatma. Peki bana şunu açıkla, tamam. Beni unutamadığın için ağladın burada. Benim adımı geçirdin burada. Bana şunu anlat. Niye ilk haftalarda o zaman başka birilerini tanımaya çalıştın? Burada Fatma diye ağladıysan bunun mantıklı açıklamasını bana yapacaksın. Bana Fatma, Fatma deyip durma. Benim ailem niye seni istemedi? Seni çok sevmiyorlar mıydı? Niye istemediler? Çünkü benim üzülüp evde sürekli ağladığımı görünce kızımızı mutsuz ediyor dediler. Ve istemediler. Ve ben hep ona rağmen seni savundum. Şimdi ailem bana gördüğünde bak biz sana demiştik. Seni mi seviyor, ne yapıyor orada diyorlar. Hani sen bana nasıl bir mahcubiyet yaşattığının farkında mısın Sayhan? Bir şekilde bana kanıtlaman lazım beni gerçekten sevdiğini. Yoksa benim senin artık yok, tahammülüm yok, adımı da geçirme. Nasıl her şeyini burada yaşadıysan yine burada yaşatarak bana kanıtlayacaksın ama bunu bu kadar şeyi istemeye hakkım var senden Sayhan. Serhan, sen sonuna kadar Fatma'nın bu eve gelmesini ve burada hani kendini tekrar ona kanıtlamayı istiyorsun anladığım kadarıyla. Peki ya gelmezse? Ne yapacaksın? Gelmezse o videonun olmayan kısmındaki sözlerimi size sarf edeyim burada. Zaten gelmezse ben de çıkmak isteyeceğimi belirttim orada. Kızların elinde. Belki arkadaşlarımız duymamıştır, orasını görmemiş anladığım kadarıyla. Görüntü sadece bu kadarsa. Onlar da bilsinler. Erkekler evi de zaten biliyor. Sohbetlerimde de söyledim. Ben zaten gelmezse burada kimseyi gereksiz yere hayal kırıklığına uğratmanın peşinde değilim. Sevemem artık diyorsun. Denemeyeceğim şansımı diyorsun. Ben şansımı denedim. Kendime bir şans verdim ve bu eve geldim. İnsanlara yönelik adımlar atmaya çalıştım. Ama her attığım adımda ondan birer parça aradığım için kimseyi de kandırma taraftarı olmadım. Ve kendimi geri çektim. Bu bir gerçek. Hatta içine kapandım. Çünkü onların da aileleri var. Genç kızlar aileleri izliyor. Ve herhangi bir şekilde bizim burada yaptığımız her hareketten bir şey arayacaklardır. Gereksiz yere bir umut
verip de sonrasında mesela Burçak arkadaşımızın annesi geldiği zaman onun hal ve hareketleri beni çok etkiledi. Daha arkadaş eve girmeden önce ufak da olsa ya da büyük de olsa herhangi bir şekilde umut vermiş. Ben kendimce böyle bir umut içerisine girmem, insanlara umut vermem. Verdiğin veya vermiş gibi gözüktüğün... Sadece bir söz verdim. Zamanlarda, iki aday arasında hatta bir ara gidip geldiğin zamanlarda... Farkındaysanız ne kadar da kendinden emin ve izliyor görünüyordum. Ama Fatma buna bozulmuş. Haklı. Haklı çünkü o evinde otururken ben buraya gelmeyi tercih ettim. Ama benim ne kadar olmuştu ayrılalı? Biz ayrılalı şu an tam 7,5 ay oluyor. Sen zaten 3 aydır bu evdesin. Evet. İşte ondaki o öncesindeki 4 ay falan bir denemediniz mi? Deneyemediniz mi? Çok kızmıştı bana yaptığım hatalardan dolayı. İlk defa bu kadar onu kararlı gördüm. Ve tabiri caizse burnunun ucunu dahi pencerenin önüne çıkartmadı. Hiçbir şekilde ulaşamadım kendisine. Elinden geleni yaptın. Hal böyle olunca kapısında da yattım Seda Hanım. Yalan değil. Yani insan severse yapar. Daha doğrusu adam gibi sevmesini bilen herkes bunu yapar. Hayır, kadınların hoşuna gider bu kararlık. Zaten bunu konuşuyoruz hepimiz de. Çok kızgın olmuşluğuna verdim onu. Ama tabii işte ben o hatayı sormayacağım. Özeline girmeyeceğim. Çünkü bu programın dışında olan bir şey olduğu için sormayacağım. Hani ev içinde olsa tartışırız da. Benim içim dışım bir. Buradan öncesini de çok defa anlattım. Buradan sonraki tutumum da her zaman kendim gibi olacaktır. Hiçbir zaman yapmacık olmayacağım. Buraya gelmesi bile bir işaret, bir ışık. Seninle evet. Konuşmaya, görüşmeye gelmesi. Bu bana gerçekten bile. Bir umut verdi biliyor musunuz? Evet. Ve ben bununla ilgili arkadaşlarıma da destek istedim, ricada bulundum. Beni yollayın dediğin haftaları biliyorum. Milyonların önünde bir ispat istediği için ve beni seven insanların da bu olayı desteklediğini gördüm. Gerek sosyal medyada, gerek bana atılan güzel, anlamlı mesajlarda. Ve ben de milyonların önünde evet, hani tam anlamıyla candan, içten nasıl sevilir ve nasıl bir bayanın gönlü tekrardan kazanılır, kalbi kırık bir bayanın dikkatinizi çekerim. Bu çok zordur. Siz de bir bayansınız. Tabii. Ve erkekler bir takım şeyleri çok çabuk geçiştirirken, annemden de biliyorum, bir bayanın kırgınlıkları geçmiyor. Çok uzun süre geçmeyebilir. Ama gerçek olan şuradan gelen bir sevgi varsa, onu ortaya bütün yüreğinizle koyarsanız, o bayan da bu aşkı zaten görecektir ve kırgınlıklarını herkesin önünde benim ispat ettiğimi görüp geçirecektir diye umut ediyorum. İnşallah öyle olur. Ama eğer gelmezse de ben gitmeyi istiyorum diyorsun. Gelmezse aynen. De aslanlar gibi, delikanlılar gibi ben bu evden çeker giderim. Ve ilk yapacağım şey de onun kapısına dayanmak. Ona şu an burada size sarf ettiğim bütün içtenliğimi yüzüne söylemek isterim. Eğer ki müsaade ederse. Zaten umarım bunu izliyordur. İzleyeceğine de eminim. Özellikle bu evi ziyaret ettiğine göre bundan sonra da takip edip ilgileneceğine de eminim. İnşallah zaten bu... ben o konuşmalarından şunu anladım Seda Hanım. Ben izliyor mudur, izlemiyor mudur diye hep böyle bir düşünceler içerisindeydim. Demek ki ne kadar çok seviyormuş ki bana kızgın bile olsa gözlerini bile ayıramadan izlemiş. Çünkü almış olduğu bütün dipnotlar bizim önceki çekimlerimize dair şeyler. Takip eden insanın. Evet, seven evet. İnsan bir tek bunu yapar. Bakalım, inşallah hayırlısı olsun. İnşallah hepiniz mutlu olun. Az sonra korumalara geçeceğiz. Hazır mıyız efendim korumalara geçmek için? Hazırız. Biliyorsunuz, dün sizin oylarınızla haftanın birinci gelin ve damat adayı belirlendi. Kızlar evinden, gelin adayları evinden Melis... Damat adayları evinden de Eser seçildi. Şimdi 10 bin lirayı hangisi alacak? 10 bin lirayı hangi aday alırsa biliyorsunuz kendi evini de koruma altına almış oluyor. Ve o evden kimse elenmiyor. İşte bu da bu işin püf noktası ve sizin karar verici olduğunuzu gösteren nokta. Ama şimdi ben gelin adaylarından damat adaylarının koruma altına almasını isteyeceğim. Damat adaylarından da aynı şeyi gelin adayları için isteyeceğim. Bu oylamayı açık yapıyoruz. Daha sonra da elemelere geçeceğiz efendim. Geldik o kritik anlara. Yavaş yavaş heyecan doruğa çıkıyor.
Ve Cansel'le başlıyorum. Cansel. Damat adayları evinde biriciğin zaten koruma altında. Evet. Peki senin koruman kime gitsin bu durumda? Ben Murat abi diyeceğim. Çünkü bu evde kalıp Mehtap'ın gerçek yüzünü görmesini ve Duygu'yla birlikte olmasını diliyorum. Hala inatçısın o konuda. Evet, inatçısın. Yemekten sonra bile. Evet. Peki. Dani, kim ve neden? Tabii ki Gürkan olacak. Devam etmek istediğim kişi şu an o. O yüzden burada kalmalı. Gürkan'a da bir oy gitti. Ve Melis'ciğim? Tabii ki de Erdem. Tabii ki de Erdem. Erdem'e de efendim yavuklusundan bir koruma geliyor burada. Nurçin, kalbin boş. Ama eminim karşı evde takdir ettiğin, duruşunu beğendiğin, belki de hoşlandığın biri vardır. Hangi nedenden kimi tutmak istiyorsun? Tankut'u burada tutmak istiyorum çünkü burada kalmalı. Romantik duyguların var mı ona karşı? Öyle bir şey henüz yok. Ama kısmetse? Kısmetse olur. Boş da değilim diyorsun. Ben teşekkür ederim. Güzel. Şimdi gelelim Duygu'ya. Çok da aldı oylar. Bütün beylerin birer oyu var. Şu son 3 oy çok kritik. Evet. Ben biliyorsunuz Seda Hanım, aşk yaşayanları çok seviyorum. Eser koruma altında. Geçen hafta Gürkan'a vermiştim. Bu haftada Erdem'e vermek istiyorum. Erdem oldu 2 efendim. Evet, Mehtapçığım. Ben Murat'a vermek istiyorum çünkü Murat'ı tanımaya çalışıyorum. Kısmetse olacak işte. Sonra da yumuşattı da. Öyle de göstereceğim size sonra. Peki. Murat'ın da 2 oyu oldu. Bak, kilit oydasın. Şöyle. Murat'ın 2 oyu var. Erdem'in 2 oyu var. Bu iki isimden birini söylersen hemen koruma altına alınmış isim belli olacak. Hı hı. Tankut veya Gürkan'a oy verirsen ikinci turu döneceğim 3 aday arasında. Çünkü oylar 2'ye çıkmış olacak. Başka bir adayın adını söylersen, Emre veya Serhan gibi, bir şey değişmeyecek bu kez 2 aday arasında. Murat ve Erdem arasında oylama yapılacak. Gönül isterdi ki kalbimde biri olsun, onu söyleyeyim. Ama şu an için öyle biri yok. Ve gerçekten aşklarına inandığım birçok insan var ama bana şu anda bu evde en samimi ve sıcak gelen insanın adayını koruma altına almak istiyorum. Bu da Murat. Bravo. Buna kim inanır Kadir yani? Teşekkür ederim. Sen de böyle niye güldünüz? Çatla. Teşekkür ben kötü ederim. Bir şey mi söyledim acaba? Ben dedim ki... Öyleler. Biz ona güldük. Yo, hepsinin aşkına inanıyorum. Ama bana samimi ve sıcak gelen... Ve bana sen Mehtap'ın samimiyetine mi inanıyorsun, Murat'ın mı? Mehtap'ın samimiyetine inanıyorum. Ve bana olan evde yakınlığı ve sıcaklığı ve beni koruması benim hoşuma gidiyor. Ve onu gerçekten arkadaş olarak seviyorum. Dostluğu ve samimiyeti de hoşuma gittiği için bunu söylemek istedim. Peki. Geçen hafta Murat Duygu, Mehtap yüzünden elenmelere kadar varan Murat bu hafta koruma aldı. Gelin adayları evinden kader. Nelere kadir zaman. Belli olmuyor burada. Olmuyor değil mi? Her an her şey değişiyor. Yani evet efendim şu anda damatlar evinde gitmemeyi garantileyen iki isim var. Eser ve Murat. Gelelim beylere. Erdem, gelin evinden kimi koruma altına almak istiyorsun? Aşkı sevgiye her şeyi hak ediyor Melis. O yüzden korumayı aldı. Peki. Verdik ama bile. Ama onun yanında oturan bir bayan daha var. O da yeni bir aşka başladı. Dani. Onların ilişkisinin İleri boyuta taşınmasını istiyorum ben de. O yüzden Dani görelim bakalım. Zaten Melis'in koruması var. Erdem, çok sağ ol Erdem. Dani de aldı korumayı. Evet, Emre'ciğim. Valla benim burada daha önce beni koruma altına alan çok isim var. Borçlarımı ödeyeyim. Duygu ablaya bir borcumu ödeyeyim ya. Duygu abla diyeyim ben. Peki. Sen sevene verseydin. Duygu'ya da gitti bir oy. Sana gelsin ne olacak? Teşekkür ederim. Peki. Serhan'cığım. Öncelikle Eser rahat ve Cansel rahatsızken bence olmaz. İkincisi de bana vermiş olduğu sözü de tuttuğu için ve kırılmadan olgunlukla karşılık verdiği için laf da dinlediği için Cansel. Peki, bir oy da Cansel'de. Evet efendim, Duygu'nun, Dani'nin ve Cansel'in birer oyu var.
Geçelim Gürkan'a. Sonuna kadar Dani. Dani böylece iki oya çıktı. Son üç oy. Bakalım beni ikinci tura döndürecek misiniz? Murat. Her ne kadar bitti yönünde konuşsa da Mehtap, ben bitmediğini anlıyorum. Ve daha hala çıktığı çocuk olarak ben onu korumak istiyorum. Çok güzel. Bak o da zaten senin son korumandan sonra bir yumuşadı. Ben sezdim. Mehtap bu. Çabuk sinirlenir, evet, çabuk yumuşar. Biliyorum. Evet, Mehtap'a da bir oy gitti. Şu anda Dani'nin iki oyu var korunması yönünde. Cansel'in bir, Mehtap'ın ve Duygu'nun birer. Ve geldik aşk çocuğuna. Sorma. Sorma ne haldeyim? Soruyorum. Öyle beyan et bize. Tabii ki Cansel'im. Tabii ki Cansel diyorsun. Peki, böylece Cansel'le Dani'nin ikişer oyu var. Aynı şekilde Tankut'a bir açıklama yapayım. Cansel. Seriously. Yani, you don't explain. Şeneni yorma diyorsun ya. Seriously. Yani sebebi ben Nurçin söyleyecektim de. Çünkü Eser benim en yakın arkadaşım ve koruma altında. Aynı şekilde Cansel'in de koruma altında olup bu aşkları en azından bir haftaya daha devam etti. Taşımaları devam etti. Nurçin'i söyleyecektim derken o sana oy verdiği için mi? Evet, çünkü geçen hafta da bana vermişti. Ben gerçekten aslında ödemek de istiyordum ve koruma aldım onların sayesinde. Bu hafta da kısmet olmadı. Çünkü düştüğüm pozisyonu anladım. Çok iyi de biliyorum, farkındayım. Dani'ye zaten ben geçen hafta mutluluklar dilemiştim. Koruma da vermiştim. Fakat bana köprü su elektrik olarak geri geldi bu hafta. O yüzden ben de Cansel'e vermek zaten istiyorum. Zaten Nurçin'de senin çok bir şey değişmeyecekti. Dolayı. İkinci tur oylamaya Nurçin adı giremeyecekti. Evet. Peki. Aynen. Yani ben de arkadaşının... Nurçin'cim kusura bakma. Yok yani, hayır. Borç daha... olarak borç vermedim. Borç değil, sevgi olarak yani. Borç değil tamam. Ama sevgi olarak tamam. Yani. Teşekkür ederim. Peki. Ben teşekkür sevinirim. Anladın? Kaç hafta verdim. Aklımda hepsi, aklımda. Yani. O zaman hepsi aklımda. Gelinler evinden de elenmeyecek iki isim belli oldu. Onları da tekrar açıklayalım efendim. Melis ve Cansel. Bunun haricinde 10 adayımız için artık oylamaya geçmeye hazırız. Sizler hazır mısınız? Sevgili izleyiciler, sizler hazır mısınız? Unutmayın, bu heyecanı yaşamak, sevdiğiniz bir adayın bu evden gitmesini istemeyerek, hani şu son saniyeleri beklemek güçse, lütfen siz de SMS'lerinizi kendi adayınız için hafta boyunca kullanın. Hem onları 10 bin lira sahibi yapın, hem de final akşamı ter dökmelerini, elenme heyecanı yaşamalarını önleyin. Her şey sizin elinizde. Şimdi hazırsak efendim, artık kutuya, oynamalara geçelim. Her zamanki gibi hanımlardan Cansel, seni alalım. Eleme yönünde oyunu kullan, gel. Bence hala çelişkidesin. Beni samimiyetine inandırman lazım. İnandırabileceğini düşünmüyorum. Gürkan. Ne kadar yaptığın hataların hepsi ardı ardı kesilmiyor. Dört yanlış normalde bir doğruyu götürüyor da beş yanlış el sallatıyor. Bayağı sabotaj. Mehtap'ın avukatı olmuşsun ama bence önce kendi mahkemenden alnının akıyla çıkmasını öğren. Çünkü sen buradaki bayanları tanıyarak İçinde bir Fatma aradığını söylemişsin. İnsanların duygularıyla oynadığın farkında değilsin. O yüzden git. Gerçekten senin duruşunu seviyorum. Beğeniyorum fakat senin burada mutlu olmayacağını düşünüyorum. İnan seni üzülerek yazıyorum. Ama tamamen senin mutluluğunu düşündüğüm için yazıyorum. Ne olur beni affet. Kimse benim arkadaşıma bağıramaz canım. Sana biraz önce içeride hanım dedim. Bari içimde kalmasın. Sen hiçbir zaman bir hanımefendi olamazsın.
Ancak böyle taklit yaparız. Bunu yaparken çok üzgünüm. Ama sen çok mutsuzsun. Ve her gün dilini dilinden düşürmediğin, adını dilinden düşürmediğin, seni aşkına Fatma'na yollamak istiyorum arkadaşım. Üzgünüm doğrusu. Serhan. Çok eğlenceli, çok cici bir kızsın ama mutluluğun burada değil. Bence dışarıda. Dışarıda mutlu olacağına inanıyorum. Bu evin büyüsü olsa gerek. Çok sevdiğim bir arkadaşımı yazıyorum, kardeşim yazıyorum daha doğrusu. Kendin, gördün, kısmetse gidiyorsun. Yolun bahtın açık olsun. Gidiyorsun. Bu da senin biletin. Kısmetliymiş. Yolun açık olsun. Ben aşka inanırım. Gerçek aşka ama. Bu yüzden... Her ne kadar bu eve gelme sebebiyetin olsun da... ...bu evden gitme sebebiyetin de ben olacağım. Evet, Tankut da efendim elenme yönünde oy verme görevini tamamladı. Böylece şimdi o dışarıdaki kutunun içerisinde bu evden ayrılacak olan bir adayın kaderi, ismi belirlenmiş oldu. Az sonra o kutuyu buraya getireceğim ve tek tek sizlerin önünde oyları sayacağım. Kime veda edeceğimizi öğrenmiş olacağız. Tabii sizlerin oylarıyla 10 bin liranın sahibi olan adayı da. Melis mi oldu, Eser mi? Ve buna göre hangi evden birinin eleneceği de belli olacak. Az sonra. Oh, kritik. 3 gitmeyi de garantileyebilir oyların dağılımına göre. Gelin adaylarına dönüyorum ve Bayan Sabotaj. Kim olabilir bu? Mehtap. 10 bin liralık çek kime gidecek ve kim hangi arkadaşını koruma altına alacak? Evet efendim, kutuda bir yarışmacımızın geleceği, kaderi yatıyor. 4 kişi hariç çünkü 2 tanesini siz SMS oylarınızla koruma altına aldınız dün. Bunlar sevgili Melis ve Eser'di. 2 tanesinden bir tanesi 10 bin liranın sahibi olacak az sonra. Ve kendi evini koruma altına alacak. O evden kimse elenmeyecek. Evet, az önce izlediğiniz gibi karşılıklı evler de birbirini koruma altına aldı. Böylece Murat ve Cansel de koruma altında. Diğer 10 adayımızın geleceği ise o kutuda. Kutuyu alıp geliyorum, hep birlikte sayıyoruz. Bakalım bu hafta bu kutudan hangi isim çıkacak, hangi adayın geleceği şekillenecek, değişecek. Ne olursa olsun, hayırlısı olsun diyelim. Gidelim ve tek tek hep birlikte sayalım efendim. Evet. Meşhur kutu geldi.
Yanlışlık yapmamak için kağıdımı kalemi de burada hazır tutayım. Ve hep birlikte saymaya başlayalım. Hazır mıyız? Evet. Bazı haftalarda biliyorsunuz çok eşit dağılımlar oluyor. Bazı haftalarda işte kıl payı belirleniyor. Bazı haftalarda ikinci tura bile gittiğimiz oluyor. Bakalım bu hafta neler olacak. İlk oyları çok fazla bir şey belli etmediği için hızlı hızlı açıyorum. Serhan'ın gitmesi yönünde bir oy var. Devam ediyorum efendim. Gelinler evi. Nurçin demişler. Damat adaylarından biri. Şimdi Nurçin ve Serhan adına birer oy var elenmeleri yönünde. Bir damat adayının adı çıkacak şu an. Geçtiğimiz haftada çıkmıştı. Gürkan. Bekliyor muydun? Evet. Kaç tane bekliyorsun Gürkan? 3 tane. 3. O kritik. 3 gitmeyi de garantileyebilir oyların dağılımına göre. Kısmet. 4 kesin garantiler de 3 de oyların dağılımına göre çok şey belirler. İlginç. Gelinler evinden bir isim. Daniela. Tahmin ediyor musun? Tabii ki. Kimin yazmış olabileceğini? Peki geçtiğimiz hafta yazan kişiyle aynı mıdır? Sanmıyorum. Peki. Evet, gelinler evinden efendim Nurçin ve Dani'nin gitmesi yönünde birer oy. Damatlar evinden Serhan ve Gürkan'a birer oy var. Henüz 4 oy açtım. 10 oyumuz var. Geliyor 11. oy. Serhan. Tam tahmin ettiğim gibi. Öyle mi? O kadar korku sarmış ki onları. Göreceğiniz şeyin güzelliğinden mi korktunuz arkadaşlar? Gerçekten bu mu? Yoksa senin daha öncelerde evet, söylediğin çünkü... beni yollayın çağrın mı? Yollayın dediğimde neden yollamadılar? Peki. Şu an durum çok başka ve ekrana yansıyanı siz gördünüz. Ve gördüğünüz üzere Fatma ne diyor? Ben milyonların önünde rezil olduysam milyonların önünde de bana kendini ispat et diyor. Yani bunu elinden almak istiyorlar diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle yapmaya çalışıyorlar. Peki, gelin adaylarına dönüyorum ve Bayan Sabotaj. Kim olabilir bu? Mehtap. Benim. Mehtap, ders olsun demişler. Gelin adaylarının evinden de Mehtap'ın adı çıkmış oldu. Kim verdi bu dersi tahmin edebiliyor musun? Bu sabotaj ismini kim verdi onu söyleyelim bence. Ya sabotaj ismini takan kişi yazmış. Peki. Buradan sevgiler. Evet. Bir isim daha geliyor damatlar evinden. Damatlar evinde böyle bir eşitlik var. Bu isimle birlikte Gürkan. Ne yazmış? Bağır. Bağırma. Bağırma. Bunu kimin yazdığını bilmiyorum ama Gürkan bağırma. Evet. Çok saçma ya. Sen biliyor musun? Ya belli oldu zaten kimin yazdığını. O kadar belli oldu ki. Gelinler evinde Nurçin, Dani ve Mehtap. Damatlar evinde Serhan 2, Gürkan 2. Damatlar evinde böyle bir başa baş. Gelinler evinde henüz birer gelin adayına birer oy elenmeleri yönünde. Evet. 3, 5, 7 oy açıldı. Kaldı 7. Bu oy Nurçin'i 2 yapıyor. Bir adım daha yaklaştırıyor elenmeye ama bakalım neler olacak. 2 ile daha elenen olmadı. Damatlar evinin oyuna geçiyorum. Bu olumlu bir mesaj olarak da algılanabilir belki. Tartıştıklarımız, konuştuklarımızdan sonra. Serhan Kalp Fatma yazılmış Serhan. 3 oldu. Bu şekilde Serhan ve Gürkan arasına gitmeye devam ederse bakalım ne olacak damatlar evindeki durum.
Evet, gelinler evine dönüyorum. Gelinler evinde de bu elimdeki oyla birlikte gitmeleri yönünde bir eşitlik sağlanacak iki adayın. Daniel, bekliyor muydun iki? Evet. Peki. Dani de iki oyda, Nurçin de iki oyda. Mehtap'ın henüz bir oyu var. Damatlar evinde Serhan 3, Gürkan 2. Böylece 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 oyumuz açıldı. 4 oy kaldı ve her şey burada. Artık biraz yavaş yavaş açacağım. Damatlar evi bizi şaşırtacak mı, heyecanlandıracak mı? O iki kişi arasında mı yoğunlaşacak bilmiyorum. Kızgın bir yüz çizilmiş. Ve yanına da Gürkan yazılmış. Gürkan, üç tane bekliyor muydun? Aslında hepsinden bekliyorum. Neden? Daniel hariç. Benden de mi bekliyorsun? Benden. Yok, Dani'den hariç diyorsun da. Dikkat et, o yazdığın iş olmasın. Fark etmez. Evet. Serhan ve Gürkan 3-3. Çok enteresan. Yasin. Eğer bir sonraki oy başka bir damat adayınaysa ikinci tura döner damatları. Çünkü 3-3. Bir tek gelinin oyu açılmadı. Gelinler evi Nurçin 2, Dani 2, Mehtap 1. İki tane oy açılmadı. Bakalım. Belirleyici oylar ne olacak? Elimdeki oy gelinler evini dağıtacak mı? İkinci tura mı döndürecek? Açılmamış 3 oy var efendim. Burçin, gülerek bekliyorsun. Niye? Evet, gitmek istiyorum çünkü. Öyle mi? Hı hı. Neden? Ve arkadaşlarıma bunu yayın esnasında da söyledim. Renkli bir hayatım var ve geri dönmek istiyorum. Peki. Şimdi. Evet, toparlamak gerekirse son açtığım oyla birlikte Nurçin 3, Dani 2, Mehtap 1. Yani 3, 5, 6 oy kullanılmış. Bir sonraki gelin ismi Dani çıkarsa sizin de ikinci tura dönme şansınız olacak. Dani ve Nurçin arasında dönecek ikinci tur. Erkekler evinde eşitlik var. Serhan ve Gürkan arasında üçer oyla. Başka bir isim çıkarsa ikinci tur, ikinizden birinin ismi çıkarsa. İşte o Eser ve Melis'in aldığı oylara göre belli olacak. Gelinin mi, damadın mı, veda edeceğiz. Damatlar evi. Bakalım kimin gitmesini istemiş gelin adayları. Hazır mıyız? Her şey hazır mıyız? Gürkan hazır mıyız? Her zaman. Böylece damatlar evinden Eser'in yeterli oy almaması halinde gidecek aday belli oldu efendim. Serhan. Evet, 4'e 3. Gürkan da oldukça yakın 3 oy aldı. Ve dönüyorum gelinler evinin kaderini belirleyecek oya. Dediğim gibi Dani yazıyorsa eğer, Nurçin ve Dani arasında bir tur döneceğiz. Dani haricinde herhangi bir isim çıkarsa, işte o zaman Nurçin'i yolcu etmek durumunda kalacağız. Tabii Melis'in aldığı oy oranına göre belli olacak. Hazır mıyız? Hazır mıyız sevgili izleyiciler? İkinci tura veya başka bir şeye gerek kalmadı. Gelin evinden de gitmesi istenen isim Nurçin oldu damat evi tarafından.
Evet efendim. Sonuçta Nurçin'cim 4, Dani 2, Mehtap 1, Serhan 4 ve Gürkan 3 oyla iki evin adayları belirlenmiş bulunuyor. Evet, hangi aday eve hoşça kal diyecek, veda edecek? Şimdi Nurçin ve Serhan, siz ayağı rica edebilir miyim? Alıştık burada bir an. Hanginizin gideceğine acaba Melis'in mi yoksa Eser'in mi fazla SMS oyu alıp 10 bin lirayı kazandığı belirleyici olacak? Melis, Eser, siz de yanıma rica edin. Çekiniz burada. Daha önce de sen halk oylamasıyla birinci seçildin ama çek sana gelmedi değil mi? Bize geldi. Biraz daha yakın dur bana lütfen. Cansel'e gitmişti hatta. Ama aynı yere gitti sayılır, o yüzden üzülmemiştin. Şimdi de sana gelme olasılığı var. O zaman Nurçin elenmeyecek. Sana gelirse de Serhan elenmeyecek. Ne hissediyorsunuz? Çok değişik hissediyorum. Sen ne diyorsun Esen? Bence de bana gelsin. Parayı mı, Serhan'ı mı istiyorsun? Serhan'ı istiyorsun. Evet. Ben ilk defa bu kadar gülen yüzlü ve gitmek üzere olan bir gelin adayı görüyorum. Evet. Neden Nurçin? Kalbinin prensini bulamadığın için mi? Buraya uyum sağlayamadığım için. Yoksa gelebilirdi. Belki bugün gelirdi, belki haftaya gelirdi. Buraya uyum sağladığımı düşünmüyorum. Peki. Serhan'ın sebeplerini zaten biliyoruz. Evet, kime giderse gitsin efendim, en hayırlısı olsun. Bu çekin sahibini sizler belirlediniz SMS oylarınızla. Yanımda duran iki adayımızın birinciliğini de sizler belirlediniz dün. 10 bin liralık çek kime gidecek ve kim hangi arkadaşını koruma altına alacak? Sadece 10 bin liranın gideceği kişiyi değil, evde kimin kalacağını da belirleyecek olan bu çek hangi adayımızın olacak? Hangi ev koruma altına girecek? On bin liralık çek sahibini buluyor. Ve bu adayımız kendi evini de koruma altına alıyor. Çek bu hafta sen cansın. Eser'im yine çekini unuttun. Hadi geçmiş olsun. Sarıl sarıl. Çok güzel. Çok mutluyum ya şu an. Yemin ediyorum. Bali'ye gidiyor. Çok mutluyum. Serhan. Açtı burnunu. Gerçekten. Lan özgürlüğümle konuşuyorum ya. Allah'ım teşekkür ederim. Allah'ım teşekkür ederim. Yok, gayet değil. Çek sıkıntılı. Çok özledim. Ben vallahi bilmiyordum. Çek elini, ben çok uzun insanları hiç sevmiyorum. İki yüzlü mü? Evet. Serhan, efendim şimdi yeni gelin adayımız damatlar evine gidecek. Ve kendini tanıtacak. Gelinlerle Nurçin'in vedalaşması için zaman olacak bahçede. O yüzden Nurçin'le vedalaşmak...
Benim gitmek istediğim zamanları hatırlıyorum ve o psikolojiyi biliyorum. O yüzden ben üzülerek onu yazdım bugün. Umarım dışarıda kısmetini bulur ve yolu açık olur. Merhaba, baştan kalkayım mı? Siz de yeni adayla tanışın. Canım, dışarıdaki hayatına sana başarılar dilerim. Aynen. Her şey gönlünce olsun. İnşallah. Dışarıda çok çok güzel biriyle karşılaşacağım. Yeni gelenin canını okuyacağım, tamam mı? Benim hırsım ondan mı çıkartacaksın, evet, kanka? Aa, çok. Her zamanki gibi. Şu maskom bebeğim. Aa, kalkayım o zaman, hadi zengin kalkışın. Şunu çıkartacağım. Böyle göğsünüz göğsüme değsin istiyorum. Tatlım benim. Ben de seni çok seviyorum. Canım. Gürkan'ı kimseye bırakma. O senin. Merak etme. Canım. İnşallah erkek gelecek sana. Dua ediyorum. Evimizin küçük ablası. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Canım, sen de daha yeni tanıştık ama çok sevdim. Çok konuşamadık. Görüşünü hiçbir zaman kaybetme. Canım benim, sağ ol. Canım benim. Aynı serviste gidip gelemeyeceğiz artık. Fıstık. Çok sevdim. Ben de seni çok sevdim. Şu burnuna. Evet. Dikkat et. Her şeyi sokma burnunu sıyırma. Evet, sen de küçük vuralım. Metap. Seni tanımama sevindim. Ben de canım. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Güle güle git. Hadi. Görüşmek hadi, üzere. Hadi, şovmazsın. Bir gelen adaya da fazla şey yapmayın ya, yazıktır. Hepinizi çok seviyorum. Siz de. Hadi kendine iyi bak. Bay bay. Şunu yapacağım. Tak 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 tak. Hadi altı görüşürüz. Tane. Hadi bay bay. Oha, esprili. Gitti. Geldiğim gibi hissediyorum. Gerçekten bu... Evden bir aşk sahibi olup çıkmadım ama bir ton dostum oldu, öyle gidiyorum. Geri dönüş şansım olursa belki bir erkek gelir bana da, öyle gelirim. Ama belli olmaz. Hayat bu, sürprizlere çok açık. Kafanda bir aday var mı? Vardır elbet adaylarım. 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 Gizemliyim. Erdem'le ilgileniyor musun? Bilmiyorum, belki ilgilenebilirim. Erdem'i seviyor musun? Sana ne? Niye bana ne? Seviyorsan savaşırsın. Ben dengem zaten değişti. Allah Allah. Abi ben... Ben farkındayım. Dengesi bozuldu onun ya. İkim. Bence tam artık dengelerin değişmesi için. Dengem. Yedi sakin yeni kız. Falan çabuk işte parlamalar. Bitti. Gelmesi lazım yani. Yani yedi. Yedi değil, pardon. Yedi. Dedin. Aman. Geçti. Oo, tamam. Çok üst üste geliyor. Ay Murat abi. Dengelerin değişmesi tankı için yedi yeni kız dedi. Yedi yeni damat gelsin diyecek falan sandım. Yedi yeni kız. Yedi kız gelsin dedi. Ne bileyim, biz kalalım diye sizden ayrılmak istemedim. Yani bizi göndermek istemedim ama. Cansel de karşısın. Ya o zaten onun gönlünde de. Altı de. Yüreğinde. Dedim de altı var. Düzelttim de. Anında. Çünkü çok yakışıyorsunuz. Şaka bir yana. Ya yakışıyorsunuz. Onu da çok takdir ettim. Allah tamamını erdirsin. Harbiden onu çok takdir ettim. İnşallah hiç bozmadan böyle devam eder. Sözünle durduğunu gördüm. Bizim yani gelin sana karşı. Biraz kıskanç. İnşallah. Evet. Çok kıskanç. O zaten onun uyarılarını yaptı. Geçen ona. Gün konuştuk ya. Ha. Ben yine görüyorum. Gördün değil mi? Ama bir duruldu değil mi? Etme. Bak orada mesela. Tabii, artık tabii. Bir Nurçin'e. Benim bahsettiğim buydu, fokuslanmak. Tabii. Anladın mı? Bir duruldu. Abi Nurçin'e tamam sarıldım. Yani. Hani kız benim için gelmiş hani bir goodbye gentlemanlik, you know. Şey, tam da orada. Sarıldım ona işte, you know, yolun açık olsun dedim. Sonra gittim direkt Cansel'e sarıldım. Hemen şey yap. Sarıldım.
Bir kolumdan bir tutuşu var şuradan böyle nasıl batırıyor var ya. Nurçin'e sarılık. Ya, evet. Duruldu demem. Demesi. Gidiyor artık. Ne yapayım? Alttan devam ediyor. Herkes şey duruldu. O evde şey. Duruldu. Bu sefer duyguları onunla yaşıyor derin bir şekilde. Evet, kızlar arasında duruldu. Kızlar arasında ama evet. Ama sen de biraz daha hız kazandın. Evet. Bütün hızı sana kaldı. Geçti. Eskiden deşarj oluyordu orada kızlar şey arasında falan. Göstermeden yapıyor artık yapacaklar. Evet, artık cevap vermiyor kızlara. Ya onu yaptı, halletti. Heyecanlı. Heyecanlı. Tabii ki çok heyecanlıyım. Su ister misiniz? Bir şey içer misiniz? Ay su. Alabilir miyim? Su. Tamam, yok. Ben içmeyeceğim. Teşekkür ederim. Evet, siz nasılsınız? Nasıl geçti? Soda mı, normal su mu? Su alayım, normal. Aynen. Teşekkür ederim. Evet, kimse konuşmuyor. Normalde final günleri çok gergin oluyor da. Kusura bakmayın. Yalnız aramızdan ayrılan arkadaş isteyerek ve sevinerek gitti. Gitmek istiyordu zaten. Üzüldünüz mü? Yani sevdiğimiz bir insandı. Duruşunu beğendiğimiz bir insandı. Elenmesi çok hoşumuza gitmese de onun mutluluğu adına yapabilecek bir şeyimiz yoktu yani. Yani demek ki kendine uygun bir aday yoktu gittiğine göre. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun inşallah. Umarım hayırlısını bulur kendisi için. Neredesin? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Evet, kendimden bahsettiğim 23 yaşındayım ben. İzmirliyim. Öğrenciyim. Laborant ve veterinerlik okuyorum. Çalışıyorum aynı zamanda. Yani boş zamanlarımda daha doğrusu. Onun dışında annemle yaşıyorum. Yani başka sormak şu an heyecanlı. Ben konuşamıyorum o yüzden. Kaç sene kaldı okula? Daha sen hayvanları çok var seviyorsun. Yani. Çok. Biraz zor öğrencilik hayatı. Bitmiyor. Köpeğin bitmiyor. Bana mı diyorsun? Peki öğrencilik hayatını bitirmeden evlilik doğru mu sence? Yok, benim için sıkıntı değil. Bence evlilikle öğrencilik hayatı götürülebilir bir şey yani. Ben zaten açık üniversite okuyorum. Benim için sıkıntı değil yani. İdare edebilen için hiç sıkıntı olmaz bence. Ay, yeni gelen aday taliplerden birine gelmesine güzel. Eşine gelirse ne yaparsın? Ne yapayım, gene Can'ını okurum yani. Ne yapacağım başka? Can'ını okuyacak, Can'ın dost olup yollayacak. Anladın mı? Geldiğinde Can'ını yola okumuştu. Can'ını okumuştu, yanında olmuştu. Sonra erkek de geldi. Ama bu kız karakter sahibi yolladık. Ki durması gereken yeri bildi o. Evet. Nasıl kokladın diye saldırdıktan sonra... Korkmuştu. Çok güzel durdu. İnan ben bile korktum. Merdivenden yani, inince. Yani biz dedik bir an ne oluyor uçacak. Hani böyle güzel iniyordu gülerekten de sonra uça uça gelince dedim ne yapacak oluyor. Yapacak bir şey yok. Aşk her şeyi yaptırıyor. Bence hak etmeyen birisi gitti. Kafanda bir aday var mı? Güzel, bomba soru geliyor. Ya tabii ki de izlerken yani insanın aklında yani biri olmadan buraya gelmez yani durduk yere. Vardır elbet adaylarım. 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 Gizemliyim. Söylemeyeyim şimdi. Yine bir hafta. Sürprizi kaçmasın. Taktik. Güzel. Çarşamba günü yine buradayız, bekleriz. Ya şöyle diyeyim, ben şimdi dışarıdan izlediğim enerjiyle burada yaşayıp gördüğüm enerji, hissettiğim şeyler çok farklı yani. Oradakiyle buradaki ayrı olur. O yüzden şu an söylememin bir anlamı yok yani adaylarımın ya da adayımın. Yani o yüzden konuşmuyorum. Pazartesi Kırmızı Oda'ya çağırıyoruz biz erkek olarak, ilk olarak biliyorsun. Hı-hı. Sence seni kim çağırır? O zaman öğrenirsin. Olmuyor. Neden söyleyeyim ki? Şimdi söylesem söylerim zaten. Yani ya ufak bir tahminimdi bu yani. Sence seni kim çağırır diye ufak bir tahminimdi. Sence beni kim çağırır? Bence. Hı. Pardon. Yani adayını açıklamak adına söylemiyoruz. Herkes olabilir. Peki bizi seyrederek geldiniz değil mi? Tabii ki. Peki... Az çok hepiniz hakkında fikrim var. Bilginiz var mı?
Bizle paylaşır mısınız bunları? Emre'den başlayaraktan. Emre iyi bir insan. Yani onu gerçekten ekrandan baktığım zaman iyiliğini görebiliyorum, içindeki iyiliği. Yani harika. Duygularını dışa vuruyor fazlasıyla. Emre mi? Öyledir. Hayır ama baştan başlıyorum şu anda. Sıradan geliyoruz. Herkese iyi bir insan diyerek başlayacaksınız o zaman. Evet, yani yaşamaması gereken ya şeyler yaşadık. İyi bir insan oldun mu, kıskandın şu an? Çok kıskandım. Anlayamadım. Yani. Murat Bey, siz çok kötüsünüz falan diyormuşum. Bir yazdığım şey hala geçerli. Fazla bir şey bekliyorum. Ha, biliyorum biliyorum. Hazırlıklıyım. Bacağına sıkma. Yok, yok. Yeni notlara başla kardeşim. Evet, Serhan. Serhan da iyi bir insan. Sağ ol. Ya ben buradaki kimse hakkında kötü olduğunu düşünmüyorum zaten. Teşekkür ederiz. Serhan'ın biraz iyi olduğumuzu biliyoruz. İçe kapanık olduğunu düşünüyorum. Çok fazla duygularını dışa vurmadığını düşünüyorum. İçimde neler yaşadığımı bir bilseniz. Mutlaka hepimiz kötü şeyler, evet, kötü dönemlerden geçiyoruz. Bugün evimize yeni gelen adayı geldi. Fazlasıyla doğaldı. Bu dikkatleri çekti tabii. En büyük özelliği de konuşurken güven vermesiydi. Bu da benim dikkatimi çekti. Hoş geldin Nur. Bundan sonra senin için her şey umarım çok güzel olur burada. Öyle yani işte. Geldim. Bakalım. Biz ağzından laf alamadık kadar yakında ama kızlar kesin olurlar. Orası biraz karıştırır. Bakalım. Daha gitmediniz. Yok. Buradan sonra oraya gidecek. Buradan sonra ve... Tabii ki şey. Bakalım kimler zorlayacak. Burada hiçbir şey belli olmaz. Burada hiçbir şey belli olmaz. İnşallah. Tamam. Aynen canım. Ben böyle baştan veda edeyim. Evet. Evet, çok evet. Memnun oldum. Hoş geldin. Memnun oldum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendinize iyi bakın. Hoş geldin tekrardan. Eller buz gibi. Görüşürüz. Güzel hafta geçir. Nerede bu kız kardeşim? Vallahi nerede kaldı? Niye kızın yollarını gözlüyorsak o da ayrı bir soru. Merak içinde. Hayır ben yani. Merak gelsin de biz. Hiç merak etmiyorum. Ben meraktan İfadesini bir alalım. İfadesini. Bir gözlerimle bir içeyim. Gerçekten meraktan ediyorum. Onur ifadesi nerede kaldın bir tanesi? Geldim bir tanesi diyormuşum. Ah Melis'in canım gavru. Nans hepimizi tanıyarak geliyor bilin. Yani izleniyoruz biz 3 aydır. Tabii canım. Kızlar. Büyük ihtimal büyük bir gazla gelecek gelen. Sonra her zaman ben de biliyorsunuz ki yavaş yavaş söndürme ya da patlatma işi bize düşüyor. Tıs falan göre. Günlük her gün birimiz patlatsın o zaman. Birimize dost gelecek, birimize düşman. Sonra tam tersine dönüşüp geri gidecek ya da kalacak. Fark ediyor musunuz? Dargın olanlar final gecesi konuşuyor masada. Pazartesi günü tekrar dargın oluyor. Pazartesi günü az olduğu gibi. Gerilim bak çok gerilim. Ya ama ben hastayken yanıma geldim. Bu anlamda bir çok gerilimli bir şekilde bir şeyler yaşasak niye çıksın? Çorba değil ama olay ya. Çorbayı korumaktan yani. Çorbaya dedim bir şey yapacaksın. Tırstım. Hoş geldin. Merhaba. Ay doğrumuş, ismi de çok güzel. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Bir rahatlama. İyiyim. Ben kalktım. Bir içten yanmalı. Hoş geldiniz. Hoş geldin Nurcuğum. İyi canım, sana ne haber? Nurçin gitti, Nur geldi. Aa evet. Nurçin. Otur otur. Nurçin gitti. Yabancı geldi. Nurçin gitti, Nur geldi. Sen de evin gibi. Fazla şey yapma ama alışkanlık yapmasın. Ay yapsın. Giderken özlersin ama. Yapmasın canım, ne yapsın? Gönderirim. Öyle fazla şey yapma. Ya çok tatlısın sen. Ay beni sen seviyor musun yoksa? Çok seviyorum. Allah'ım kız. Bak ben de seni seviyorum. Senle iyi anlaşacağız. Hadi canım. Hadi bakalım. Kim vallahi içeride geldi? Çok farklı her şey. Ay söyleyemem hayatım kim için geldi. Ama var biri yani. Söyleyemem. Birileri belki de. Vay. Hadi şimdi baştan kaybı. Biz bir tane bulamazken birilerini diyor ya. Peki bak ben sana altın soruyu sorayım. Erdem'le ilgileniyormuş. Bilmiyorum, belki ilgilenebilirim. Allah! Bırak ilgilensin, yazık olur. Kaç yaşındasın? 23. 23 yaşındasın. Belki ilgilenebilirim. Erdem seviyor musun? Sana ne? Niye bana ne? Seviyorsan savaşırsın. Niye böyle sinirlendin ki? Nur, savaşmam için karşımda rakip olması gerekir. Hadi ya. Rakip olarak görmüyorsun yani. Yok. Ben de seni görmüyorum. Burcun ne? Her zamanki soru. Hayır ona gerek olsun. Balık. 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 Ben de balık. Evet balıklar. İyi gün yanlış yazıyorum sana. Ama sen... Zaten soracaktım. Çünkü yanlışacakmışız gibi davranmıyorsun bak, bak. Bana. Ama bak beni sinirlendirdin sen. Tamam, dakika bir boyunca. Tamam tamam hadi uğraşmayacağım. Hadi kendinden bahset. Uğraşmayacağım. Şimdi arkadaşının benim sinirlendirmeden bu arada. Ne iş yaparsın? Ne edersin? Ne oldu bu yeni gelenler? Ben okuyorum.
veterinerlik, laborant ve veterinerlik bölümünde okuyorum. Hı. Evlilik bitmedi yaptın daha mı önceden? Veya yani evlilik. Sesin çok az. Az mı sesin? Böyle mi konuşuyorsun normalde de? Evet, yaptım. Çok sesin az. Yok, normal çıkıyor. Seviyede konuştuğunu var, düşünüyorum. Buradaki kızların tonları çok yüksek, alışman lazım böyle yüksek. Nasıl davrandın? Bağırmam gerektiği zaman bağırırım. Öyle mi? Gerektiği gibi seviyorum. Erkekler evine gittin mi? Çok iyi davrandılar, çok kibarlar. Erdem nasıl davrandı? Erdem de çok kibardı. Kibar bir erkek. Hani bana anlatma istersen. Gerçekten. Hmm. Neden anlatmayayım? Tanıyorum. Tanıyorsun. Neden soruyorsun? Balon demiştim değil mi ben? Canım, sana nasıl davrandığını soruyorum. İyi davrandı işte. Çok kibar bir erkekti. Ah, kek ye. Çok, ben tatlı sevmiyorum. Teşekkür ederim. Belli. Meyve sen yer ağzın tatlansın biraz. Benim ağzım tatlıdır, sen merak etme. Biraz tatlı sözler çıkar belki ağzımdan. Hadi canım, hadi. Hadi canım. Aklındaki adayı ailen mi belirledi? Hani onlar özellikle istedikleri bir aday var mı, yoksa sen kendini düşünerek mi geldin? Ya önce ben tabii ki de beğeneceğim. Sonra ailem onaylayacak. Öyle annemin veya ailemin belirleyeceği bir adaya gelmem ben. Önce ben seçerim, sonra onlar onaylar. Tabii onların da onaylayacağı bir şekilde olur ama yani. Ama her ailenin de gönlünde yatan bir aslan vardır. Hani gittim bunu tabii ki, tabii ki vardır. Tabii ki. Ben İzmirliyim. Öyle mi? Evet. Aa, hemşerimsin. Öyle mi? Evet. Neresinden? Bornova. Balçova ben de. Evet. Hiç orada mı oturuyorsun? Falan geçti yok, mi hayır, başından? Nişan, evlilik falan. Yani uzun ilişkilerim oldu. Ha, evlilik falan olmadı. Peki ya nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun? İşte ne bileyim, uzun boylu, şişman, maço, daha sevecen, ne bileyim, kriterler olarak söyleyebileceğim bir şey var mı? Tam bir soru. Şimdi uzun boylu, çok fazla uzun boylu erkeklerden hoşlanmam. Maçoluk da tabii dengeli olmalı. Kibar ve maço arasında gidip gelmeli. Yani çok fazla dediğim dedik insanlarla anlaşamam. Hı hı. Kibar bir insan olmalı. Onun dışında fiziken başka? Yanıma da yakışabilecek bir insan olsun işte tabii ki de yani. Esmer bir sarışın da yok. Değişir diyeyim. Esmer daha çok severim aslında ama değişebilir. Anladım. Yani kesinlikle esmer olacak, sarışınlara yönelmem diye bir durum. Programı izliyor muydun? İzliyordum. Ne kadar süredir izliyorsun? En başından beri izliyorum. Hiç kaçırmadım. Bizleri biraz tanıyorsun yani. Az çok tanıyorum hepimizi. Yani ekrandan gördüğüm kadarıyla tanıyorum. Yedi kişi var, yedi kişisiniz. Sana mı kaldı? Siz oldum ya. Hem suçlu hem güçlü ya. Sen beni tanıyorsun da ben seni tanımıyorum. Tabii ki tanıyacağız birbirimizi. Anlatsana biraz. Emre de güzel güzel bakıyordu sana. Ben de ama senin bakışlarda da bir şey hissettim ben açıkçası. Seni çok özlemeye başladım. Gerçekten mi? Ben sana yine dost elimi uzatıyorum. Mehtap. Ben burada acı çekiyorum. Ne acısı ya? O zaman git dışarıda yaşa kardeşim acını. Eski sevgili programıysa ben de arayayım eski sevgilere. Fatma ile birleşmen için yine destek olacağım. Ama benim senin onun başında başka bir alışverişim bitti. Özür dileyeceğim, altınımı da takacağım. Pardon da sen benim düğünümün kapısından bile geçemezsin ki. Sen kimsin ya benim kitlemi hedefleyebiliyorsun ha? Bazen çok.